hepinize merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu Avcı. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meseleleri konuşacağımız, kendimizi bilmeye, bulmaya çalışacağımız bu programı izleyen herkesin fayda sağlayacağını umuyorum. Bugünkü konularımız arasında yetersizlik var. Kendimizi bilme yolculuğunda yetersizlik duyduğumuz anları fark etmek, bunların üstüne çalışmak da çok önemli bir yer tutuyor. Biz de bugün bu konuyu ele almaya çalışacağız. Kıymetli konuklarım nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci. Şehadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve Üsküdar Üniversitesi doktor öğretim üyesi Fatma Turan. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Dediğim gibi bugün yetersizliği detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Sürekli hayatta başarılı olmaya çalışıyoruz. İşlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Kendimizi iyi hissetmek istiyoruz. Bu yolculukta bir yerlerde sürekli arka plandan bize olumsuz cümleler geliyor sanki kendi içimizden ve yine olmadı, yine yapamadın, eksik kaldı, başaramadın. Bütün bunlarla mücadele ederken de sürekli kendimizin en iyi versiyonunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte tabii yetersizlik karşımıza çıkan en büyük engellerden birisi oluyor. Yetersizlik hissi. Biz bu hissin ne olduğunu tanımlayarak başlayalım istiyorum. Hangi anlarda kendimizi yetersiz hissediyoruz? Neden kendimizi yetersiz hissediyoruz? Niye kendimize böyle bir tabiri caizse eziyet ediyoruz? Bunu tanımlayarak başlayalım istiyorum. Şehadet Hanım sizle başlayabiliriz. Aslında çok değerli bir konu bu. Hepimiz için belki hayatımızın bir aşamasında yaşadığımız bir durum. Ama yetersizlik dediğimiz zaman ya da buna benzer duygu durumları geldiği zaman şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir inanç mı? Yani artık yetersiz bir insanım inancı mı yetiştirmişsiniz içinizde yoksa yetersizlik duygusu mu geliyor? Bunlar ikisini ayırmak çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü yetersizlik diye baktığımız şey inanç aşamasına geldiği zaman artık şey gibi düşünün ete kemiğe bürünmüş halde geliyor bize. Yani yetememe, ben bir şeyde yetemiyorum, yeterli değilim. Bunun içinde kendimize karşı güvensizliği, kendimizle alakalı eksik görmemiz, kendimizi çok eleştirmemiz bunların hepsi dahil. Ama bir insan artık bu duygudan geçip de inanç haline gelmişse bu artık öyle bir hale geliyor ki hayatın her alanında olabiliyor Nihan Hanım. Yani bakıyorsunuz evet okul hayatında olabiliyor. Sadece yeterli bir öğrenci değilim diyor ama öyle bir hale geliyor ki bu duygu o kadar çok benimseniyor ki bir inanç haline geldikten sonra ben işi de yapamam, ben evliliği de yapamam, ben zaten onda da yetersizim diye artık onu çok fazla benimseyecek hale geliyoruz. Peki burada sıkıntı ne oluyor? Buradaki sıkıntı daha sonraki aşamalara ne geçiyor? Travmaların sonucu olarak bunlar ortaya çıkıyor. Yani hani diyoruz da evet yetersiz hissediyorum ama durup dururken mi yetersiz hissediyoruz? Yani hiçbir dışarıdan bir etkimiz yok mu bize bunu veren ya da böyle bir durum olan? Evet tabii ki var. Yani biz nerede yetişiyoruz? Ailemizde yetişiyoruz. Yani nerede büyüyoruz? Toplumun içinde büyüyoruz. Yani düşünün ki siz sürekli eleştiriler bir toplumda büyüyorsunuz. Ve yaptığınız her şey aileniz içinde, okulda, çevrenizde sürekli eleştiriliyor ve siz yani en güzel bir şey yaptığınızda bile bir övgü alamıyorsunuz. İşte ister istemez bu size ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir kelime söylüyorsunuz. Ben zaten yapamam. Ben zaten bu konuda becerikli değilim. Ben zaten yeterli değilim demeye başlıyorsunuz. Bunun bir diğer aşaması da şu. Kişiler şuna lütfen baksınlar. Bu çok önemli. Benim çok sorduğum sorulardan bir tanesi. Bu duygu ya da bu inanç sana mı ait? Gerçekten sana mı ait bir duygu yoksa sen bunu duya duya sahiplendin mi? Yani kendine mi ait hale getirdin bunu? Aslında belki sana ait bir duygu değildi. Yani sen Ayşe olarak, Fatma olarak büyürken, Ahmet olarak, Mehmet olarak büyürken ya bir dakika ya ben çocukken şu kadar özgüvenli bir insandım, şunu da yapardım, bunu da yapardım diyorsunuz. Ama öyle bir hale geliyor ki günün sonunda ya bana ne oldu da, bana ne oldu da hayatımda ne yaşadım da ben bir noktadan sonra kendimi beğenmeyen, özgüveni olmayan, hep yetersizlik duygu ve inancı içinde olan bir insan oldum. Ya da bir düşünün bakalım o sözler annenize, babanıza, babaannenize, dedenize mi ait? Yoksa okuldaki bir hocanıza mı ait? Yani sadece aile olarak söylemiyorum. İnsan bazen kötü bir evlilik başlangıcı ya da bir ilişkisi vardır ve çok kötü gider ve ayrılır. Ama o kişi o ilişkide ona o kadar çok yetersizlik duygusu vermiştir ki kişi hangi ilişkiye var? Ben zaten yapamam, herhalde ben zaten beceremeyeceğim demeye başlar. Yani biz bu kelime sana mı ait?
Yoksa sen bunu dışarıdan mı sahiplendin? Bu düşünceyi, bu duyguyu ya da bu inancı. Buna lütfen izleyicilerimiz lütfen çok dikkat etsinler. Çünkü her yaşadığımız duyguyu bize ait olmak zorunda değil ve biz buna sahip olmak zorunda değiliz. Sınırlarımızı net çizmemiz gerekiyor. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi kendimizi iyi tanımamız gerekiyor ki bu tarz negatif düşüncelere ve duygulara bir dakika bir dakika kardeşim. Galiba bu benimle alakalı ya, sanki babamın sesi geliyor arkadan ya da annemin sesi geliyor arkadan deyip bir olaya bir geri adım atarak bir de tabloya bakmak gerekiyor. İşte o zaman kendimiz için daha sağlıklı bir yaklaşımda bulunmuş olacağız. Konuştuğumuz bütün konularda iç sesimizin hayat boyu bize nasıl eşlik ettiğini ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğini evet. konuşuyoruz. Tabii bu bir yandan bana şöyle biraz da haksızlık gibi geliyor. Çünkü çocukken biz bu sesleri içselleştiriyoruz ama bu bizim kontrolümüzde olmuyor. Tabii ki. Bizim kontrolümüz dışında olan bir şey bütün hayatımıza da şekil veriyor bir yandan. Tabii bu noktada işte insanın asıl kendiyle olan imtihanı tam da bu noktada başlıyor. Evet. Kendimizi daha iyiye götürme imtihanımız tam da bu noktada başlıyor. Ben de istiyorum ki biz bunlardan bahsettikçe biraz daha o sesimizi bastırmak yerine duyalım. Evet. Ve eğer o ses bize her zaman iyi şeyler söylemiyorsa biraz daha olumluya çevirmeye çalışalım. Evet. Yetersizlikle ilgili de en çok karşılaştığımız durumlardan biri çocukluk zamanında bize sürekli söylenen, kurulan cümleler, şahit olduğumuz cümleler. Bunu da detaylıca konuşacağız. Çocuklarda yetersizlik duygusunun oluşmasını, bu konuda ebeveynlerin yanlış tutumlarını da detaylandıracağız. Evet. Fatma Hanım, sizden fikirlerinizi almadan önce izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz numaradan bizlere soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca sosyal medyadan ilettiğiniz soruları da programda ilerleyen dakikalarda cevaplandıracağız. Evet, yetersizliği tanımlayarak başlayalım dedik. Siz neler eklersiniz? Ben burada tam da bu noktada Şehadet Hocam'a şunları eklemek istiyorum. Kendini bilme, tanıma yolculuğumuzda ilk görmemiz gereken noktalardan bir tanesi bu. Ve bu iç seslerimiz. İç seslerimizin önce farkına varıp sonra bunları bir kabul edelim. Evet, bu sesler var ve benim hayatımda nelerin değişmesine ya da benim hayatımda hangi noktalardan geri kalmama neden oluyor? Hangi noktada girişken olmayıp hayatımda farklı kararlar almama sebep oluyor? Bu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yetersizlik duygusu, çocuklarda bahsedeceğiz ama çok küçük bir giriş yapmak istiyorum burada. Mükemmeliyetçi, eleştirel anne baba tutumlarıyla çok yakından ilişkili bir davranış olarak da karşımıza çıkıyor. Yetersizlik duygusuyla birlikte ortaya çıkan davranışlar. Bu noktada baktığımızda o mükemmeliyetçi anne baba tutumlarıyla birlikte bize söylenenler, tam da biraz önce hocamın bahsettiği gibi çocukluktan itibaren. Bu sadece anne babamız da değil. Bu özelliklere sahip olan bir öğretmenimiz oluyor. Daha ilk okula başladığımız süreçte karşılaşabiliyoruz. Yakın çevremizde bir komşumuz olabiliyor. Büyük ailemizde daha akrabalarımızdan birileri oluyor. Ve biz bunları duya duya bir sünger gibi ne yapabiliyoruz? Çekebiliyoruz, özümseyebiliyoruz. Ve bu noktada da tam da yine aynı yerden atıfta bulunacağım. Düşüncelere dönüşüyor. Düşünceye dönüştüğünde de kırması çok zor. İmkansız değil. Farkındalıkla birlikte bunlar üzerine çalışılıp ne yapabiliyoruz biz? Evet, ya ben neden bir işe başlarken her defasında aynı duyguyu yaşıyorum? Başarabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Kaygılarla birlikte sürekli içten gelen sesler. Hayır, yapamazsın. Bir tarafta diyor ki hayır, yapabilirim. Ama ben bunu çok istiyorum, çok gayretliyim. Bu konuda çok isteğim var, yapabileceklerim var. Diğer taraf sürekli hayır, yapamazsın. Sen zaten daha önce de ne yapabildin ki? Yaptıkların bu kadarla sınırlı diyebiliyor. İşte bu sesler gelmeye başlıyorsa bir noktada da iyi bir şey demektir. Duymamız da çok önemli. Duyumsuyoruz. Şimdi ne yapabilirim? Evet, ben bunların farkına vardım. Bunlar üzerinde nasıl çalışabilirim? Bu olumsuz iç sesler nereden geldi? Temel sebepler ne? Buradaki farkındalıklarımızı arttırıp evet artık yeter. Sen benim hayatımda çok engel oldun. Yeter artık. Ben yetenekleri olan, kendine inanan ve yapabileceklerinin farkında biriyim diyerek buradan çıkabilmek çok kıymetli oluyor. Dediğim gibi bu duygu ve düşünce bizi birçok noktada etkileyebiliyor.
Hepimizin örnekleri vardır. Kendi hayatında örnekleri vardır, çevresinde örnekleri vardır. Yetersizlikle birlikte o değersizlik hisleri, bunlar böyle kardeş gibi el ele gelirler, yan yana gelirler ve bizim birçok noktada adım atmamıza engel olabilirler. Ne zaman ki o farkındalıkla biz bunu kırarız, ya tamam artık ben bir dakika dur bakalım, benim de yapabileceklerim var deyip o ilk adımı attığımız zaman zaten hayırlı olsun bununla baş etmeye başlamışızdır. O yolda ilerliyoruzdur. Bu noktada çok kıymetli olduğuna inanıyorum ben. Ve burada programı izleyen seyircilerimiz adına da farkındalıklarını arttırmak için kendilerine bir sormalarını isterim. Hangi noktalarda acaba yetersizlik duygusu geliyor ya da o düşünceler geliyor? Neler oluyor? Neler söylüyor? Yeni bir işe başlayacağı zaman mı? Öğrencilik hayatında, akademide ilgili bir çalışmada mı? Ya da işte bir evlilik hayatına başlayacak bir kişiyle tanıştığında mı? Yeni bir ilişki başlangıcında mı? Bu noktalar çok önemli. Bir soralım bakalım neler oluyor orada? Ben şu çok kısa bunu da örnek vererek devam etmek istiyorum. Pozitif psikoloji derslerimiz oluyor. Üniversitemizin yıllardır ilk kuruluşundan beri bütün öğrencilerimize vermeyi hedef edindiği ve çok güzel geri dönüşlerinin olduğu bir ders. Bu derslerde her ders muhakkak, yani ilk ders, bütün öğrencilerle tanışmaya çalışıyorum. Ve orada şunu gözlüyorum ki, o kadar zor ki kendini tanıtmak. Yani isim, soyisim, genel bilgi verecek kişi. Kendiyle ilgili çok temel sosyodemografik bilgileri verecekken çok zorlanabiliyor bazen arkadaşlarımız. Ne var burada baktığımızda aslında? O içten gelen sesler hiç susmuyor. Eyvah, şimdi ne diyeceksin? Nasıl olacak? Ya yanlış bir şey söylersen, yanlış cümle kurulursan, bak şimdi seni böyle tanıyacaklar. Tüh, vah. Kendimize bir taraftan da acıma hissi gelebiliyor. Hepsi bir tarafa. O kendimiz, evet benim adım bu, soyadım bu, işte neyse söylemek istediklerimiz. Bunu rahatça, cesurca söyleyebilmek bile çok kıymetli. Bununla ilgili bir farkındalık alıştırmak adına belirtmek istedim. Evet, inşallah bugünkü bölümümüz en çok da bu noktada izleyenlere fayda sağlar. Bir farkındalığın oluşması değişimin ilk adımı oluyor. Kesinlikle. Değişmeye ihtiyacımız varsa bu farkındalığı oluşturmak, bu yolda bizim de bir taş daha, bir tuğla daha koymuş olmamız bizim için çok kıymetli, evet, olacak. Bu programın benim için en keyifli yanlarından biri de bu oluyor ve bu şekilde geri bildirimler de alıyoruz. Ben bunu yaşadığımın farkında değildim, siz anlattıktan sonra fark ettim şeklinde çok güzel geri bildirimlerimiz de oluyor. O yüzden bunları detaylandırmayı da çok seviyorum ve siz değersizliğe de değindiniz. Yetersizlikle kardeş gibi gelirler dediniz. Evet. Değersizlik de içten içe bizi çok yoran hislerden, duygulardan birisi. Bunu da detaylandıralım istiyorum Şehadet Hanım. Şimdi değersizliğe baktığımız zaman değersizliğin zıttı nedir? Kendine değer vermektir. Yani öz değer, insanın bir değeri olduğunu fark edebilmesi. Şey gibi düşünün, yani biz dünyadayız ve dünyada bulunduğumuz ortamda bir kütlemiz, bir hacmimiz, bir bulunduğumuz şey var. Bir değerimiz var. O maddi olarak, fiziksel olarak bir değerimiz. Ama bir de ruhsal olarak bir durumumuz var. Şimdi değersizlik durumuna girdiğimiz zaman inanın, yetersizlikten daha ağır sonuçları olabiliyor araştırmalara göre. Onları da şimdi söyleyeceğim size. Şimdi değersizlik olduğu zaman kişi sürekli kendiyle alakalı olumsuz inançlar ya da olumsuz, her şeyi olumsuz görmeye başlar. Bu böyle oldu, benim yüzümden oldu. Bak görüyor musun, ben burada olduğum için bunlar başımıza geliyor. Ben zaten nereye gitsem hep böyle bunlar başımıza gelir. Zaten bir kere de bir yere gidip de mutlu olduğumu göremedim gibi buna benzer inançlar yetiştirmeye başlar. Peki bu insanların vücutlarında ne oluyor? Mesela bu insanlar çok fazla karamsarlığa düşerler. Hayatın hiçbir anlamının olmadığını, hiçbir zevkinin tadının olmadığını söylerler. Bu daha sonra bu insanlara baktığımız zaman değersizlik hissi yoğun yaşayan insanlarda ağrılar da meydana gelebilir. Ve bu insanları ister istemez zorlayan süreçlere de gidebilir. Daha sonra sosyal olarak baktığım zaman zaten kendim değerli değilim ya, ben insanlarla niye konuşayım, insanlarla niye kendimi anlatayım demek onlara zor gelir ve geri adım atarlar ve ben bunu yapmayayım en iyisi diye geri adıma doğru çıkarlar. Şimdi Seul Ulusal Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor. Diyor ki ya bu değersizlik hissi, çünkü sadece bir dedim ya, bu histen bahsediyoruz ama artık bir inanca doğru gidiyor. Şimdi bu sadece bu duyguyla mı alakalı bir şey acaba, yoksa başka bir şeyleri var mı diye araştırma yapılıyor. Şimdi araştırma sonu çok ilginç.
Değersizlik duygusu çok fazla olan insanlara bakıldığı zaman bunların intihar etme, intihar gelişiminde bulunma risklerinin çok yüksek olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden şöyle bir açıklama yapılıyor. Bakın diyor, değersizlik hissini öyle hafife almayın. Belki çok hafif bir histir ama eğer bu inancınız haline geldiği zaman, yani aile içinde kendinizi değersiz hissediyorsunuz, çocuklarınız arasında kendinizi değersiz hissediyorsunuz, arkadaş ortamında kendinizi değersiz hissediyorsunuz ya da diyorsunuz ki ya beni zaten sadece kullanmak için yanına çağırıyorlar, benim bir değerim yok ki onların için diyorsunuz. Ve bir noktadan sonra o kadar bir hale geliyor ki dünya sanki bütün herkes sizin için değersizlik hissini artıran bir şey haline geliyor ve siz dünyada bir yaşam amacının olmadığını düşünmeye başlıyorsunuz. Şimdi kişi eğer dünyada bir yaşam amacının olmadığını fark ederse ve ben zaten değerli bir insan değilim, kimsenin umurunda değilim demeye başlarsa, bu inanç artık çok kuvvetli olursa bu kişi benim hayatım bir anlamı yok demeye başlar. Hayatım bir anlamı yok demeye başladıktan sonra da bir noktadan sonra kendine zarar verme ve intihar girişimleri olma riski var. O yüzden diyoruz ki değersizlik duygusu çok fazla oluyorsa ve artık o kadar çok fazla yükleniyorsanız lütfen burada kesinlikle ve kesinlikle, çünkü veriler bize onu gösteriyor, kesinlikle ve kesinlikle bir uzmandan destek almaları gerekiyor. Evet. Çünkü bu artık değersizlik duygusu baş edebilecekleri bir hale gelmiyor. Çünkü mesela yetersizlik konusunda insanlara şunu diyebiliriz, kaynak geliştirin. Yani yeterli olduğunuzu gösteren bazı çalışmalar yapın. Yani evet, akademik olarak başarılı değilsiniz ama iş işlerinde başarılı mısınız? Ya da orada yeterli olduğunuzu düşünüyorsunuz. Tamam, çok güzel. O alanda devam edin. Ama şimdi değersizlik duygusu, hadi bakalım kendine değer ver. Hadi bakalım, bunu yapamıyorsunuz maalesef. Çünkü çok daha derinde bir yerde o. Çok daha kıymetli bir yerde. Yani baktığınız zaman anne baba ilişkilerinden tutun, eş ilişkileri, erken evlilik, saygı görme, değer görme, hürmet görme hepsi var. Çünkü dedim ya, biz nasıl fiziksel olarak yer kaplıyorsak duygusal olarak da yer kaplıyoruz. Kesinlikle. Fiziksel olarak hacmimiz, kütlemiz bu. İşte değer görmemiz de öyle bir şey. Ben varım diye, ben varım diyebilmek psikolojik olarak. Psikolojik olarak ben buradayım diyebilmek. O yüzden çok daha ağır işlediği zaman sonuçları çok daha sert ve yıkıcı olabiliyor. Evet. Hani o yüzden bu konuda birazcık daha farkındalık kazanmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani eğer böyle bir duygum var benim, sadece his olarak gidip geliyor derseniz, evet yönetilebilir süredeyse belki sıkıntı olmayabilir. Ama ben yönetemiyorum bunu. Çok ağrıma gidiyor. En ufak bir şey artık beni ağlatıyor. Çünkü ağlama krizleri çok duyuyoruz biz değersizlik hissi yaşayan insanlarda. Ağlamalar, en ufak bir olayı anlatırken ağlama krizleri geçirmeler ve içli içli ağlamalar. Yani derin. O duygu çok daha derindir. Kesinlikle hocam. O yüzden bunu fark ediyorsanız ve ağlamalarınız varsa, kendinizi hayatın anlamı yok ve değerli görmüyorsunuz ve artık böyle hani bir kilo ağırlığındaki acı, sıkıntı, olay size artık 100 kilo gibi geliyorsa, omuzlarım ağrıdı, artık taşıyamıyorum bu duygu diyorsanız kesinlikle bir uzmandan destek almalarını tavsiye ederim. Siz anlatırken pek çok soru da aklıma geliyor. Bir yandan bununla bağlantılı olan izleyici sorularımız da var. Hı hı. Onları da cevaplayacağız. Öncesinde değersizlikle ilgili sizin söyleyeceklerinizi de almak istiyorum Fatma Hanım. Tam da yine bu noktadan, bu Seul Üniversitesi'ndeki araştırma üzerinden gitmek istiyorum. Değersizlik hissiyle birlikte ümitsizlik, umutsuzluk duyguları da geliyor. Hı hı. Ve o değersizlikle birlikte bir süre sonra bütün suçu kim üstleniyor? Kendimiz üstlenmeye başlıyoruz. Biraz önce yine hocamın burada söylediği çok kıymetli bir şey var. Benim yüzümden oluyor. Orada bir inanç gelişiyor. Ben olduğum için bunlar başımıza geldi. Hı hı. Kendine bir uğursuzluk, bir şanssızlık, bahtsızlık, talihsizlik atfında bulunma. Bununla birlikte de bütün olayları aynı gözlükle değerlendirme. Neye dokunsam kurutuyorum derler ne, mesela. Çok, değil mi? Ne kadar aslında toplumumuzda da çok fazla bu anlamda da cümleler vardır. Şimdi şu geldi benim aklıma biraz önce. Ne kadar çok sık duyarız değil mi şu ifadeyi? Beni adam yerine koymadılar. Beni insan yerine koymadılar. En ufak bir olayda bir yerde sıra bekliyordur kişi, bir yerde gecikmiştir, herhangi bir durum olmuştur. Oradaki yaşanan olayı direkt kendi üzerine alır. Olayın merkezine kendisini alır ve
ilk bağlantı kurduğu nokta da burası olur. Değersizlik hissiyle bağlantı kurar. Beni insan yerine koymadılar. Beni adam yerine koymadılar. Halbuki diyorum ya, bağımsız bir durumdur. İşte buradaki o kadar çok yerleşmiştir ki, o inanç olarak da yerleşmiş ve duygu olarak da bize yansıyordur. Ve sonrasındaki davranışlar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yan yana geldiler şimdi değersizlik hissiyle birlikte. Ümitsizlik ve umutsuzluk. Şimdi bir insanın umudunu kaybetmesi ne demek? Bu dünyadaki hayata dair hangi düşünce, hangi inanç, hangi istek varsa hepsinden geri çekilmesi ve anlamını da kaybetmesi demek. Ben artık burada yokum, burada olmaya da hakkım yok deyip bu dünyayla ilişkini kesmesi demek baktığımızda. Somut boyutta bakacak olursak. İşte buradan değerlilik hissettirme. Evet, değersizlik duygusu var. Peki ben bunun tam zıttı olan değerliği nasıl hissedebilirim? Önce yine kendini tanıma noktasında, önce ben sadece bir insan olarak çok kıymetliyim, çok değerliyim. Bana bahşedilmiş bir hayat var. İlk nokta burası, o farkındalıkla ilgili kısımda. Ve onunla birlikte, o bahşedilen hayatla birlikte, şimdi bende neler var? Acaba neler yapabilirim? Akademik seviyede çok iyi olmayabilir kişi, çok mükemmel başarıları olmayabilir. İyi bir noktada kendi istekleri doğrultusunda olmayabilir. Ama bununla birlikte tek bir yeteneğimiz yok ki. Ya da bize zaten bahşedilmiş zeka çeşitleri var. Bu zeka çeşitlerini bile ne yapabiliriz? Geliştirebiliriz, üzerinde çalışabiliriz ve kendimize o değerlik hissini gayret edersek, önce farkında olup sonrasında bunun için adım atıp gayret edersek kazandırabiliriz. Ve bu inanın hiç fark etmiyor. Kişi yaşı kaç olursa olsun o hisse ulaşabiliyor. O inancını oluşturduktan sonra, o temel düşüncesiyle ilgili değişikliği meydana getirdikten sonra ulaşabiliyor. Dediğim gibi bu mükemmeliyetçi yapıyla değersizlik hisleri, yetersizlik hepsi birbirini besleyebiliyor. Diyorum ya, önce insan olarak bir bakalım. Ben insanım ve benim yapabileceklerim neler? Burada çok kısaca da pozitif psikolojide Martin Seligman var. Pozitif psikolojinin kurucusu. Onun bir modeli var psikolojik iyi oluşla ilgili. Tam da bu noktada çok yerinde olacağını düşünüyorum. Psikolojik iyi oluşunu, bir insanın psikolojik iyi oluşunu tanımlarken insanın o kendini değerli hissetmesinde 5 tane önemli maddeden bahsediyor. Olumlu duygular. İlk önce diyor kişi duygularının farkına varmalı ve hangi olumlu duyguları yaşadığını bir görmeli. O olumlu duygular çok önemli kişinin hayatında diyor. Sonrasında bu olumlu duygularla birlikte, yani nihayetinde şu var, bir günümüz tamamen kötü geçmiyor. Bir anda karşımıza çok güzel bir insan gülümseyebiliyor, günaydın diyebiliyor, beklemediğimiz bir güzel haber alabiliyoruz veya işte çok sevdiğimiz bir insan küçücük bir mesaj atıyor. Günümüzün içinde birçok olumsuz durum olurken bir anda bizi sevindiren, mutlu eden, iyi hissettiren olumlu duyguları da yaşıyoruz. Bu olumlu duyguların farkına varma. Çünkü akış içerisinde öyle ilerliyoruz ki her şey böyle film şeridi gibi gidiyor. Birçok şeyi kaçırabiliyoruz. Bu anlamda pozitif duygular ya da olumlu duygulardan sonra ikinci olarak diyor ki bir akış hali vardır diyor. Yaşamın içerisinde akışta olabilmek. Bir ifade ederken şöyle tanımlıyorlar. Tutkulu bir projeye sahip olmak. Yani biz bunu kendi dilimizde ifade edecek olursak bir şeyi yaparken o çok sevdiğimiz bir işin içerisinde vaktin nasıl geçtiğini anlayamama. Hani deriz ya, zaman su gibi akıp geçti ve ben fark edemedim. Aslında ne kadar güzel şeyler yaşamışız ya da ne güzel işler yapmışız, neler ortaya koymuşuz. İşte o hayatın içinde akışta yer alabilme, bir projeyle birlikte, bir hedefle, gayretle, istekle. Sonrasında olumlu ilişkiler. Zaten bunlar birbirini aslında ne yapıyor? Destekliyor, besliyor. O olumlu ilişkiler. Önce kiminle olan olumlu ilişki? Ben burayı çok önemsiyorum. Kendini bilmek kısmından girecek olursak kendimle olan olumlu ilişkim. Burada işte kendime söyleyeceğim sözler. Şey gelebiliyor bazen. Ya işte çok yapmacık oluyor. Ya kendime işte aferin sana, başardın, ne güzel yaptın demek çok yapmacık geliyor. Olsun. Yapmacık da hissetsek her sabah kalktığımızda o bize bahşedilen günle birlikte. İyi ki varım. Ben buradayım ya. İyi ki varım. Yaşıyorum, hayattayım. İyi ki varım. Bu cümleyi çok önemsiyorum. İyi ki varım, iyi ki varsınız. Çok kıymetli. Bunu ifade edebilmek ve
kendimizle kuracağımız o güzel ilişkiyle birlikte kendi varlığımızı artılarıyla, eksileriyle, hatalarıyla, yanlışları, günahları, sevapları, her ne varsa, hangi kavramda varsa hepsiyle kabul ettikten sonra iyi ki varım, buradayım. Bahşedilmiş bir yaşamın içindeyim. Şimdi kendimi seviyorum ve kim artık, kimi almak istiyorsak sınırlarımıza, o olumlu ilişkinin içerisinde kimi dahil etmek istiyorsak onları da alarak olumlu ilişkiler kurmak ki bu sağlıklı ilişkiler, olumlu ilişkiler, Şehadet Hocam da çok iyi bilir bu konuyu, sağlıklı yaşlanma adına, beynin sağlıklı yaşlanması adına da çok önemli. Oradaki sosyal network, onu da ifade etmek isterim. Ve sonrasında anlamı, hayatın anlamı, bir amacının olması. Ben neden varım bu dünyada? Bu hayattaki amacım ne? Varlığımın karşılığı ne? Ne anlama geliyorum? O amacı ve anlamı yakalayabilmek ve sonrasında da başarı. Hepsi nasıl birbiriyle böyle zincir halinde? Başarı, ama bu sadece akademik başarı değil. Kişinin sağlıklı ilişkiler kurmuş olması, ailesiyle güzel bir hayat yaşamış olması, çocuklarının olması, torunlarının olması. Bunu her yere yayabilirsiniz. Hayatın birçok alanında başarılı olduğunu fark etme. Kişinin akademik başarısı istediği gibi belki olmayabilir ya da istediği gibi belli bir yerde bırakmıştır. Ama aile hayatındaki başarı, sevdikleriyle bir arada olma, komşularıyla, çevresiyle, iş hayatında, bunlar çok kıymetli. Ve psikolojik iyi oluşta bunların her birinin çok önemli yerleri var. Tam da bu noktada değerlilik hissini kapsıyor. Tam böyle karşısına getirebiliriz diye ifade etmek isterim. Bunların hepsini hayatımıza katabiliriz inşallah. Tabii bütün bu duyguları, bu sağlıklı düşünce sistemini. Bununla beraber yine bahsettiklerinizle de örtüşen bir sorumuz var. Şöyle sormuş izleyicimiz. Hep başkalarını yüceltip kendini yetersiz hissetmek bir alışkanlık mı? Yoksa bu duygu onarılabilir mi? İzleyicimiz şunu bir kere bilsin. Bu sadece kendisine ait bir duygu değil. Bunu biz gözlemlediğimiz çocuk danışanlarda, yetişkinlerde gördüğümüz bir durum. Yani kesinlikle bu olabilecek, hayatın içerisinde olabilecek bir durum. Evet, onarılabilir. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi. Burada birazcık biz her zaman şunu diyoruz, kaynağa inmek lazım. Yani bu kişi ne zamandan beri böyle hissetmeye başladı? Yani ne zamandan beri hep kendini eleştiriyor ve dışarıdakileri daha olumlu görüyor ve kendine nasıl bu kadar acımasız eleştirebiliyor? İkincisi, eğer bunu fark ettikten sonra şunu da fark etsin, bir farkındalık kazanması açısından. Bunu ona kim öğretti? Çok güzel. Kimden öğrendi bunu? Yani ailede sürekli dış taraftakileri övüp, biz zaten hani şöyle bir aileyiz diye sürekli kendini yeren bir aile mi? Bir. İkincisi, anne babası sürekli küçüklükten beri arkadaşlarını övüp, bak bunun oğlu da şunu yapmış, bunun oğlu da şu kursu bitirmiş. Kıyaslar. Deyip, kesinlikle eleştiri ve kıyas. Sürekli bunun içinde mi yaşamış? Çünkü bu kişi bence bunu öğrenmiş. Yani bunu öğrenmiş ve bunu almış, demişler ki bak kızım, gömleğin bu, giymen gereken gömleğin bu, kıyafetin bu, bunu giyeceksin. Ha tamam anne, küçükken belki kıyafet ona uymadı, annesi zar zor giydirdi, söylemleri giydirdi üstüne. Daha sonra yetişkin olduğu zaman da bir dakika ya, neredeydi o kıyafet, ben hemen onu gardırobuna alayım da onu giyeyim üstüne. Herkes iyi, ben zaten yeterli değilim, ben zaten çok başarılı değilim, ben zaten bunu da yapamam, edemem. Olmuşsa şans eseri olmuştur, benden öyle bir potansiyel yok zaten demeye başlar. Eğer kişi bunun ikisini fark ederse, farkındalık kazanırsa sonra değişmeye nasıl başlar biliyor musunuz? İlk önce beyine şunu söyler. Bir dakika, ben bunu kabul etmek zorunda değilim. Arkadaşlarının her yaptığını beğenmiyorum. O kıyafetini de beğenmiyorum arkadaşım. Ya da düğün organizasyonu beğenmeyebilirsin. Yani kalkıp söylemek zorunda değilsin ama bir şeyi beğenmezsin ve bunu kendine itiraf edersin. İlk önce kendine itiraf edebilir. Bir de şunu yapsın muhakkak. Diyelim ki hanımefendinin adı Ayşe diyelim. Ayşe kendi özelliklerini dışarıdan bir insan gibi yazsın. Sabah şu saatte işe gider, işte şu saatte şunu yapar, çok güzel dolma sarar. İşte arkadaşlarıyla çok güzel ilişkisi vardır. Yanına da o sayfayı yazdıklarının yanına da
dışarıdaki kişi gibi kendini gözlemledi ya, dışarıdaki kişi gibi ölsün bakalım ne derdi. Çünkü muhakkak şunu derdi. Aynı kendi yaptığı şeyi başka bir arkadaşı yapsa şunu kesinlikle diyebilirdi. Uf ya, kıza bak, erkenden işe gidiyor, deli gibi çalışıyor, çok iyi çalışıyor ya. Şimdi aynı sözü kendine söyle. Yansıt, aynalama yap kendini. Çünkü biz acımasızız kendimize karşı. Hançer alıp kendimize saplıyoruz, diğerlerine pamuk prensesler gibi bakıp yorum yapabiliyoruz. Burada hemen şunu bunu yapsın. Bunu ilk başta zorlanır insanlar yapmada. Yani kabul bile edemezler. Mesela bazı danışanlarımız vardır. Hadi yazalım bugüne kadar ne? Bir özelliğim yok ki. Ben çok iyi değilim ki. Peki arkadaşının bir özelliğini yazmak ister misin? Aa, Fatma harikadır. İşte Ahmet harikadır. Şunu şunu çok iyi yapar. Tamam, okey. Hadi şimdi biz Ahmet olalım, Fatma olalım. Seni şimdi yazalım. Arkadaşların neyi önemsiyor mesela? Ya da işte eşin neyi önemsiyor? Şunu diyebiliyorlar. Eşim benim çok iyi kalpli olduğumu düşünüyor. Tamam, hadi yazalım. Çok güzel. Bu yazmak çok kıymetlidir. Yazın, görün onu. Neler yazıyor. Arkadaşın ne der peki senin için? Ben çok sadık bir arkadaşım. Arkadaşlarım asla arkadan. Tamam, okey, vurmam der. Arkadaşlarım asla arkadan vurmam. Okey, tamam, hadi bunu da yazalım. Başka neler olabilir? Mesela annen için nasıl bir insansın? Bence annem bence benimle sohbet etmeyi çok sever. Annem için kıymetli bir insan. Tamam. Çıkıyor, yaz bakalım. Peki çocukların için nasıl bir insansın? Bazen düşünürler acaba, çünkü kolay değildir çocuklar için bazen bir şey bulmak. Bence kızım için bir eğlence kapısıyım. Okey, çok güzel, hadi bunu yazalım. Oğlum için de tam bir sohbet arkadaşım. Okey, çok güzel, hadi bunları yazalım. Şimdi bu hanımefendi de bunları teker teker yazsın. Bunları üşenmesinler gerçekten. Çünkü biz bazen kendi güzel taraflarımızı, kendi pırlant taraflarımızı görmek yerine en ufak bir yaramız olsun ya, hemen oraya bir basayım bakalım, daha çok canım acısın diyoruz. Çünkü bunu öğrenmiş. Çünkü bu ailede ya da yaşadığı çevrede eleştirilmeyi öğrenmiş. Kınanmayı öğrenmiş, kıyaslama yapılmasını öğrenmiş. Ve bu kıyaslama yapılarak büyüdüğü için de bir insanın sadece araç ve gereci olarak kıyaslama ve eleştiriyi verirseniz, Nihan Hanım, bu kişi neyi öğrenmiştir? Bunları öğrenmiştir. Yani başka bir malzeme yok ki orada. Başka bir malzeme yok. Evet, çok zor çıkartması ama her zaman şunu diyoruz. Artık çocuk değilsiniz ve yetişkinsiniz. Kendimizin eğer yaraları çok ağır, çok derin ve asla kapanmayacak değillerse, kendi kendimizi halledebileceksek, bunu farkına vararak, bir dakika, ben bunun üzerinden herhalde kendim gelebilirim, kendim burada bir şeyler yapabilirim diyerek yetişkin halimizde kendimizi şifalandırabiliriz. Çünkü şunu da diyebiliriz. Bir dakika, o olaylar, o duyduğum her şey 5 yaşına aitti, 10 yaşına aitti. Ama ben şu an 30 yaşındayım, ben şu an 40 yaşındayım, ben şu an 50 yaşındayım. Bunları kabul etmek durumunda değilim artık. O küçük 15 yaşındaki Ayşe ona inandı. 10 yaşındaki Ayşe ona inandı. Yani anne babası ne derse doğru olarak inandı ve o inandığı şey kesinlikle mutlak, yani mutlak iman etti gibi bir şey. Mutlak inandı yani. Çünkü anne babaydı yani. Başka güveneceği kapı yoktu. Ama şimdiki Ayşe aynı Ayşe değil. Çok fazla güzel tarafları var. Bence izleyicimiz bu konuda kendini bu taraftan böyle beslerse, inanın o tıkandığı yerler var ya, hani eleştirdi. Kendine daha çok şefkat vermeyi öğrenecek. Kendine daha çok saygı duymayı öğrenecek. Kendine değer vermeyi öğrenecek. Şunu da bilsin. Ya hiç kimsenin, yani baksak yani %100 en mükemmel ebeveyn yok. Her ebeveynlik, aile ilişkilerinde bazı çatışmalar, sıkıntılar var. Ama şimdi güç kendisinde. Kendi mesajını kendi yazdı. Kimsenin baskısı altında kalmadan duygularını bizimle paylaştı. Ve kendi kendine de şifa vermek için bir adım atabilir. Eğer ki baktı ki çok sıkıntısı var, destek de alabilir. Bu noktada bir ara parantez olarak benim de çok sevdiğim uygulamalardan birinden bahsetmek istiyorum. Sizin dediğiniz gibi kendimizi daha değerli hissedebileceğimiz, kendi potansiyelimizi fark edebileceğimiz çok güzel bir örnek oldu. Bunun yanında hata yaptığımız zaman kendimize çok ağır eleştirilerde de bulunuyoruz ve kendimize hata yapma payını hiçbir şekilde vermiyoruz. Bu noktada şöyle bir yöntem benim ilk öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti ve bu konu geçtiği zaman bunu tavsiye etmeden de geçmek istemiyorum. Yaptığımız hata veya yaşadığımız problem bir arkadaşımızın başına gelseydi ona neler söylerdik? Nasıl yorumlar yapardık? Çözümü için neler önerirdik? Peki aynı şey bizim başımıza geldiği zaman kendimize nasıl yorum yapıyoruz?
burada önce arkadaşımıza yorum yapar gibi düşünmek, burada yaptığımız yorumları ne kadar şefkatliyiz değil mi başkasına yorum yaparken? Olur böyle şeyler, herkes hata yapar, sıkma canını, beraber hallederiz, ne yapabilirim senin için? Bunların hepsini söylüyoruz, hiçbir şekilde bunu söylemekten geri durmuyoruz. Evet, evet, çok büyük kesinlikle. Fedakarlıklar yapıyoruz. Kesinlikle. Ama aynı şey kendimize geldiği zaman yine başaramadın. Senden de bu beklenirdi zaten. Peki o fedakarlığı neden kendimizden esirgiyoruz değil mi? Bunu fark etmek de problemlerle baş etme noktasında da çok kıymetli diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle çok kıymetli. Başkalarına empati yaparken kendimizden hep onu eksik tutuyoruz, uzak tutuyoruz. Sanki onu söyleyecek olan, kendimize o sevgiyi gösterecek olan, o şefkati verecek olan biz değilmişiz gibi. Burada bu elbise örneği üzerinden o elbiseyi bize daha çocukken giydirirler. Somut anlamda. Ama artık belki 5 yaşında giydik biz. Ama artık o yaşta değiliz ki. Ve onun da bitti. Onun görevi de bitti. Niye ısrarla her defasında gidip alıp giymek istiyoruz? Çünkü o kadar ona alışmışız ki o bizim bir nevi aslında konfor alanımız olmuş. Güvenli alanımız olmuş. Onunla biz birçok şeyi bağlantıda tutmuşuz, kendimizi hayatta tutmuşuz. İşte bu noktada, tam bu noktada bunu fark edip şimdi ne yapabilirim? Yani bu seyircimize benim de söyleyebileceğim kesinlikle onarılabilir. Bu noktada bir kere en temelde umut. Umut çok kıymetli. Şimdi fark ettim, hadi bakalım adımlarımı atıyorum. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede neler yapabilirim? Ve yazma kısmına çok önem veriyorum ben de. Çok güzel oldu bu noktada. Şöyle ki, somutlaştırmak çok kıymetli. Şimdi biz düşünürken, konuşurken, başkalarının hep güzel özelliklerini söylemek, bizden daha üstün olduğunu düşünmek ya da buna atıflarda bulunmak çok hoşumuza gidiyor. Bir taraftan da aslında ne var? O değersizlik hissiyle birlikte bir şey daha geliyor. Acıma. Kendimize acıma duygusu. Yoğun şekilde acıyoruz. Hani ailelerden söyleyecek olursak işte biz zaten kimiz ki? Biz ne yapabiliriz ki? Bizim cürmümüz ne ki? Bak görüyor musun? Onlar böyle yaptı. Onun oğlu burada, onun kızı şurada, onun akrabası burada. Biz kimiz? Biz ne yapabiliriz? Hayır. Biz birey olarak buradayız. Çok güzel, sağlıkla bir aradayız. Aile olarak buradayız. Ve bize de bahşedilmiş özellikler var. Şimdi bunlarla yapabileceğimiz birçok şey var. Bunların farkına varabilmek, bunların ayırdığını yapabilmek. Ve o değersizlik duygusuyla baş etmede çok kıymetli bir şey bu. Farkındalıkları oluşturma. Yanı sıra sadece bu da değil. Evet tamam ben farkına vardım. Bunları biliyorum. Yazalım. Yazalım bir bakalım. Bir yazalım ne özelliklerimiz var sıradan neyse o çok basit gördüğümüz hiç önemsemediğimiz kıyılara kenarlara köşelere attığımız neyse özelliklerimiz yazalım. Önce kendimizle başlayalım. Başkalarının gözünden hep değerlendirmek yerine ya da başkalarının gözünden kendimize değer atfetmek yerine beni insan yerine koymadılar ifadesinde olduğu gibi. Hayır ben buradayım ve ben farkındayım değerliyim. Hangi özellikler var? Beni bu hayatta tutan hangi özellikler var? Bu hayata bağlayan, motive eden ve benim değerli hissetmeme yardımcı olacak. Yazmak aynı zamanda somutlaştırıyor. Ve eğer mümkünse bütün hani seyircilerimize bunu ifade etmek isterim. Günlük tutamıyor olabilir kişi ama farklı zamanlarda canını çok acıtan, inciten, yakan durumlarda bir yere tarihiyle not alsa. Oradaki düşünce, duygu, neler yaptı, hangi davranışa dönüştü, o düşüncelerin, o duyguların etkisiyle nerelerden uzak kaldı, nereye çekildi, kabuğuna mı çekildi, kiminle gitti konuyu konuştu, kime kendini ifade etti. O kadar kıymetli ki bunlar. Aynı zamanda yapabileceklerimizi de gösteriyor. Yani kaynaklar, yeteneklerimiz neler var, onları daha somut bir şekilde görmemizi sağlıyor. Burada tabii şu çok önemli, onu da söyleyerek tamamlamak istiyorum cümlemi. O konfor alanından çıkmamız lazım. O artık kendine acıyan kız çocuğu ya da erkek çocuğu değiliz. Artık yetişkiniz. Bu yetişkinin davranışları neyi gerektiriyorsa, günlük hayatta hani bunu tanzim ederken ne yapıyorsak, duygu dünyamızda da bunun için adım atmamız gerekiyor. Kolay mı? Zor. Çok kolay olmayabilir. Ama nedir zaten? İnsanın en zor olan şeyi kendisiyle yüzleşmesidir. O kendini bilme sürecinde kendisiyle yüzleşmek
artılarıyla eksileriyle çok acı verir. Böyle bir metaforla ifade edecek olursam cam kırıklarının üzerinde yürümek gibidir. Evet acıtır, kanatır ama sonrasında o tertemiz deri yeniden canlanır, yeniden hayat bulur ve yeniden hayatın içinde başka bir bakış açısıyla devam etmemize yardımcı olur demek isterim. Bir yandan da değişim için hiçbir zaman geç olmadığını tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bugün de hatırlatalım. Bunu detaylı bir şekilde önceden de konuşmuştuk. Beynin yapısından bahsetmiştik. Nöroplastisiteden bahsettik. Yani beyin yeni düşünce yollarını öğrenebilir kaç yaşında olursa olsun ve bunu pratik haline getirebilir. Bizim sürekli gittiğimiz şöyle bir yol varsa biz 70 yaşında bile olsa artık o yolu böyle gitmeye de alışabiliriz. Beynin böyle bir gücü var. Allah insanı böyle hikmetli bir şekilde yaratmış. Evet. Buna da inanmamız gerekiyor. Değişebileceğimize, bir şeyleri değiştirebileceğimize de en başında inanmamız gerekiyor. Şimdi çok fazla konu var. Ben hepsini konuşmak istiyorum. Yavaş yavaş araya da yaklaşıyoruz ama bir imposter sendromundan bahsedeceğiz. Onu aradan sonra ele almak istiyorum. Çocuklardan bahsedeceğiz. Çocuklarda yetersizlik ve değersizlik duygusunu hangi davranışlarında görebiliriz? Ebeveynler hangi noktalarda hata yapıyor olabilir? Bunları da detaylandıracağız. Ben araya gitmeden önce mükemmeliyetçilikten bahsetmek istiyorum. Bu konuyu ele alacaktık. Aynı şekilde bununla ilgili bir izleyici sorumuz da gelmiş. Mükemmeliyetçilikle, sürekli mükemmel olma ihtiyacımızla, ihtiyaç duymadan, farkında olmadan bunu bir davranış alışkanlık haline getirmemizle acaba yetersizliğin bir bağlantısı var mıdır? Nasıl bir bağlantısı vardır Şehadet Hanım? Şimdi bağlantısı tabii ki vardır ama ben küçük bir girizgah yapmak istiyorum burada ki bu bağlantıyla yani yapacağımız birkaç benzer şeylerle belki çok daha hızlı bağlantı bulabiliriz. Şimdi yetersizlik hissine baktığımız zaman yetersizlik hissinin sebeplerinden bir tanesi duygusal beklentilerimizdir. Şimdi bunun neden mükemmeliyetçilikle alakası var? Şundan dolayı mesela. Şimdi diyelim ki siz Nihan Hanım bir iştesiniz ya da bir okulda hocanız var ama şunu istiyorsunuz. Ayşe ya sen nasıl harika bir çalışansın, sen süpersin, ne güzel iş yapıyorsun. Ve hocanız da olsa of ya Ayşe ya ne güzel bir öğrencisin, en iyisi sensin demesini bekliyorsunuz. Yani bir duygusal beklentiniz var, tamam mı? Çok fazla. Yani hiçbir patron kalkıp da masanın üzerine çıkıp ellerini şakır şakır yapıp of harikasınız gençler sizinle gurur duyuyorum. Çok çok nadirdir. Genelde bizim toplumumuzda eleştirerek bir yerlere getirme vardır. Yani ne kadar eleştirirsin o kadar çok, o kadar çok şey yapar bu kişi. Yani küçük bir tarafının aa harika yapmışsın demek değil. Niye bunu böyle yapmadın? Tamam hepsi iyi de niye şurasında böyle yapmadın diye bir kağıdın kenarına bile takılabiliriz. Şimdi bu bizim beklentilerimiz. Beklentilerimiz ister istemez bizim hayatta mükemmel mi olacağız yoksa işte beklentimiz nasıl olacak onu etkiler. Diğer bir durum ise biz bazı duygularla baş edemiyoruz yani. Zannediyoruz ki edebiliriz ama edemiyoruz. Şimdi yetersizlik de böyle bir duygu. Edemediğimiz için düşünebiliyor musunuz? Bir duyguyla baş edemedikten sonra insan otomatik olarak yetersiz hisseder yani. Çünkü ben bu duyguyla baş edemiyorum der. Bu da onun ister istemez yaşadığı şeylerden bir tanesi. Bir diğeri geçmiş hatalar. Geçmişte hata yaptık. Değil mi? Evet. Bu geçmişte yaptığımız hatalarda deriz ki yok ya daha iyisini yapayım ben. Daha iyisini yapayım. Aman o hatayı tekrar geri dönmeyeyim deyip hem zaman kaybediyoruz mükemmeliyetçi olarak hem de işi maalesef sarpa da sarabiliyoruz. Diğer bir durum ise bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Değer yargılarımız net değil. Kendimizle alakalı değer yargılarımız var ama bunlar net değil. Ben böyle bir insanım. Ben bugün kesinlikle 100 tane soru çözerim. Ben kesinlikle hedefim örnek veriyorum şu üniversitede şu bölümde. Şimdi kişi o kadar çalışmıyor, kişi o kadar kendiyle alakalı background'ı yok ama öyle bir şey ki kendiyle alakalı değer yargısı uymuyor. Yani yaptığıyla hani sonuç ona uymuyor. Bazen çocuklar vardır işte der ki sınıfın en düşüğüdür. Biliyor musun ben sınıfın en başarılısıyım, ben en iyisiyim der. Çünkü değer yargısını o şekilde öğrenmiş ve o şekilde rahatlatabiliyor kendini. Şimdi diyelim ki bizim böyle bu tarz değer yargılarımız var. Birincisi çok kolay yetersiz hissedebiliriz Nihan Hanım. Evet. Çünkü ailede öğrendiğimiz bir şey var. Harikasın, aslanım, süpersin deriz. Okulda hoca der ki Ahmet nasıl yapsın ödevini? Böyle ödev mi yapılır der. Bitti. Ben zaten yapamıyorum ki, edemiyorum ki der. Çıkar. Sonra ne yapar? En iyisini yapacağım der.
mükemmel yapacağım der, hocanın gözüne gireceğim der. Yazar yazar, siler siler, tekrar yazar, tekrar siler, mükemmel olmaya çalışır. Mükemmelliyetçilikle alakalı en büyük sorunlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz Zeynep? Zamanlama. Evet. Bir şeyi zamanda asla bitiremezler. Ben mükemmelliyetçi miyim, değil miyim diye düşünüyorsanız bir işi yaparken en iyi yapmam lazım. Herkesin beni parmak işaretle göstermesi lazım. En düzgün olmam lazım. Ve yaptığın zaman da aslında zamanı teslim etmen lazım. Ama bunlar zamanı teslim etmezler ödevini. Kesinlikle. İşleri, ev işleri zamanında bitmez. Yemek hazırlanamaz bir türlü. Çamaşır sularıyla her şey dedik en mükemmel yapılır ama sofra misafir olmaya geldiğinde bir şeyler yapılamayabilir. O kadar mükemmeliyetçi hale gelir ki kişi yetersizliğini bastırmak için daha da mükemmel, daha da iyi, daha da iyi yapayım der ama işler bitmez. Eğer işler bitmiyorsa, eğer bir şeyler sarpa sarıyorsa, okulda çocuğunuz bir şeyleri zamanında bitiremiyorsa, sınav kaygıları mesela sınavda çok görürüz. Hocam çok iyi okudum o soruyu, anlayıncaya kadar okudum. Ama son iki şeyi İngilizce ile din kültürünü bitiremedim. İşte ya da ne bileyim işte hiç matematiğe hiç vaktim olmadı. Bütün vaktini Türkçe'de mi harcadın? Ama hiç hata yapmamam lazımdı. İşte ne? Yetersizlik duygusu, zamanı yönetememe, mükemmeliyetçi olma ister istemez kişiyi handikapa sürüklüyor. Şimdi biz her zaman yanını diyoruz ya, her olayı sadece ilkokul olayı diye bakmayın, anaokulu olayı diye bakmayın. Kesinlikle. Bu olayın lisesi var, bu olayın üniversitesi var, bu olayın iş hayatı var, bu olayın evlilik hayatı var. Bu Hocam. Olayın yarın bir gün çoluk çocukla baş etme süreçleri var. Çünkü siz eğer çok fazla hayatınızda mükemmelliyetçi olmaya çalışıyorsanız, en iyisini ben yapayım, en düzgününü ben yapayım diyorsunuz ve ne zaman yapsam elimi koluma bulaştırıyorum diyorsanız muhakkak çevrenizden birileri bu konuda gerçekten bedelini ödüyordur. Evet. Neden bedelini ödüyordur diyorum. Ya anne baba çocukların bu sürekli ders yapmayla alakalı, ya eşler diğer eşin, karı kocanın yaşadığı sıkıntı ya da otomatik olarak çocuklarla alakalı çocuklarına işimi en mükemmel yapayım, işimi en iyi olsun deyip çocuklarına vakit ayıramamaları gibi. Yani çocuklarından olan zamanı çalıp işe aktarmaları gibi. Yani evet. Zaman hırsızlığı yapmak gibi. O yüzden mükemmeliyetçi olan insanların en iyi yapmaları gereken şeylerden bir tanesi boş ver yarım olsun. Eğer ben bunu kendim halledebilirim diyorsanız ama boş ver biraz da eksik olsun. Biraz da mükemmel olmasın. Biraz da yarım kalsın. Ölüm yok ya sonunda. Yani kendini nasıl motive edebileceklerse bu şekilde diyerek yapsınlar ki. Çünkü yarın bir gün sevdiklerinden vakitlerinden çalmasınlar. Yarın bir gün kendilerine harcayacakları vakitten çalıp bir kağıdı en iyi bir şekilde bitireyim diyerek sağlıklarının olmasınlar. Çünkü biz biliyoruz ki her zaman deriz. Çok çalışan insanların bir zaman dilimini kendilerine ayırmaları gerekiyor. Bakın eve demiyorum Nihan Hanım. Eve demiyorum, aileye demiyorum, çocuğa, çoluğa demiyorum. Kendilerine vakit ayırmaları gerekiyor. İşte bu aşamadan sonra bir dakika ben işimi yapıyorum. Yarım yamalak da olsa. Yani yarım yamalak bitirmezler yine. Ben söyleyeyim yani mükemmeliyetçi olanlar kesinlikle yarım yamalak da bitirmezler de. Birçok kişiden ortalamanın üstünde bitirirler yine. Kesinlikle. Ama geç net. Bitirirler. Sıkıntı o. Ve bir de yaptıkları işini beğenmezler. Şimdi ama şunu desinler, hayatın akışında olmak zorundayım. Hayatın bir akışı var ve akışına ayak uydurmak durumundayım. Sevdiklerime ve en önemlisi bedenim bana bir emanet, buna da bir zaman ayırmak durumundayım. Çünkü herkesin her zaman duyduğumuz bir laf, her şeyin kıymeti sağlık gidene kadar, sağlıktan ötesi yok. O yüzden ilk önce kendimize birazcık bu konuda zaman ayırmamız gerekiyor. Eğer mükemmeliyetçisiniz ve çevrenizde böyle olmayan insanlar varsa iş ortamında, evlilikte belki onlardan bakarak da birazcık örnek alabilirler diye düşünüyorum. Yaklaşık 3 dakikamız var araya gitmemize. Sizle devam edelim Fatma Hanım. Yarım kaldığı noktada aradan sonra yine devam ederiz. Tamam, problem değil. Burada biz bir taraftan da mükemmeliyetçiliği böyle besleyen bir toplumuz özellik olarak da. Ne kadar temiz olmuş, harika olmuş, ne güzel yapmışsın, işte nasıl parlıyor her yer ya da nasıl güzel ödev hazırlamışsın, bayıldım. O kadar güzel, muntazam işte yazmışsın ki ya da işte çizmişsin ki harika şeyler yapmışsın.
tamam, çok güzel yapmış. Ama burada iki tane durumda hep ziyanda oluyor insan. Sağlığı ve zaman. Bizim çok kıymetini bilmemiz gereken, üzerinde ciddi anlamda çalışmamız gereken durumlarken ne yapabiliyoruz? Tam da bu noktada kayıplar yaşayabiliyoruz. Mükemmeliyetçi insanların yine bir farkındalık olması adına kendimize bir dönüp bakalım acaba. Bize verilen ödevleri, görevleri, bu her ortamda olabilir, her yaşamın her alanında olabilir. Vaktinde yerine getirebiliyor muyuz? Ya da tam o vaktinde teslim edeceğimiz zaman ne oluyor da? Bize içten hangi sesler geliyor? Neler böyle tabir yerindeyse bizi dürtüyor da ya bir dakika olmadı, hadi bir daha yapalım, bir daha yapalım, hadi bir kere daha yapalım diyor. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereceğim. Tam bu şekilde mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olan bir danışanımız da takı kursuna, kendi yeteneklerini fark etmekle ilgili takı kursuna gitmişti. Ve süreç daha yeni başlamış, bu terapilerle devam ederken sürekli getirdiği bir konu vardı. Ben çok güzel boncuklar alıyorum, onları kendime göre dizayn ediyorum. Sonra içime sinmiyor. Tekrar onları bozuyorum, bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum, bir daha yapıyorum. Ama biliyor musunuz, çok beğeniyorlar. Herkes bayılıyor. O kadar çok sipariş gelmeye başladı ki. Ama yetiştiremiyorum. Bakar mısınız cümlelere? Ne kadar önemli bir noktada. Tabii burada işin daha farklı patolojik boyutları da var. Ama ileri noktaya gittiğinde nelerle karşılaşabiliyoruz? İşte burada bizim çok güzel sözlerimizden bir tanesi vardır. Azlar çok olur. Bugün de olmasın, bu bardakta burada dursun. Yani simetrisi olmasın. Ne oldu? Benim sağlığımdan, benim zamanımdan daha kıymetli mi? Evet, diyeceksiniz ki bunları söylemek çok kolay, uygulamak çok zor. Evet, uygulamak çok zor. Ama bir adımla başlıyor. Fark ettik, şimdi adım atma. Yani şunu da altını çizmek istiyorum. Evet hocam, bu kadar fark ettik, onu da fark ettik, bunu da fark ettik. Bizde bu da var, ailemden de bu geldi. Şimdi ben ne yapacağım? Tamam. Fark ettik, adım atacağız, eyleme dönüştüreceğiz. Eyleme dönüştürmediğimiz sürece hiçbir bilginin bizde bir karşılığı olmaz ki, kalır üzerimizde. Ya da o farkındalıklar kalır. Hatta bir süre sonra ne oluşturmaya başlar? Yük oluşturmaya başlar. Evet. Farklı olumsuz duyguları da yanında getirebilir. İşte bu noktada azlar çok olurdan devam edebiliriz. Evet, evet, tam buraya bir virgül koyalım. Bir yandan izleyici sorularımız da gelmeye devam ediyor. Sosyal medyadan sorulmuş sorularımız vardı. Aradan sonra hepsine yer vereceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bugün yetersizlikten bahsediyoruz ve konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numaradan bizlere iletebilirsiniz diyerek hatırlatmış olayım. İzleyicilerimizden sorular geliyor. Hepsini cevaplandıracağız. Öncesinde Fatma Hanım, çok güzel bir konuya değinmiştiniz. Bir virgül koymuştuk oraya. Mükemmeliyetçilikten bahsediyorduk en son. Bıraktığımız yerden devam edelim. Sonrasında sorulara geçeceğiz. Tamamdır. Mükemmel İyinin düşmanıdır. Fransız düşünür Voltaire'in çok güzel bir sözü. Aslında sıklıkla da kullandığımız ifadelerden bir tanesi. O yeterince iyi olmadı hissiyle sürekli mücadele halindeyizdir. Hadi yapalım, bunu da yapalım, şunu da yapalım. Hep bununla birlikte, o yetersizlikle birlikte bir şey de gelir. Eksik kaldı. Hep bir şeyler eksik kalmıştır. Bırakın somut anlamda eksik kalsın. Yeter ki duygu anlamında kalmayalım. Bu pandemi süreci de aslında bize bunu ne kadar çok göstermiş oldu. Yani böyle bize dedi ki, bir dakika dur bakalım. Dur, bir kendine bir bak, çevrene bak, ailene bak. Çevrende kimler var, ailen ne durumda, buradaki ilişkilerin nasıl? Önce burada, buradan devam edelim. Ve bu yine bununla bağlantılı, azlar çok olur. Aynı sofralarda oturmayı, aynı ortamlarda bulunmayı, birbirimize duyguları açıklıkla ifade etmeyi o kadar özledik ki, buna o kadar çok ihtiyacımız var ki, bu noktada hani elimizden geldiği kadar bu noktada devam edelim. Mükemmeliyetçilik, illa o yetersizlik hissi varsa onu burada bir kenara koyup şimdi ne yapabilirim? Bulduğum şu an içinde, bulunduğum an içinde ne yapabilirim? Nasıl bunu değerlendirebilirim? Nasıl ifade edebilirim? Bunun üzerinde gidersek o iyiye ulaşma, önce iyiye ulaşma.
Bırakın mükemmel olmasın. O önce iyiye ulaşmadan gidelim. Ve emin olun birçok şeyi hayatımızda değiştiğini göreceğiz. Çünkü buradaki bizim bakış açımız çok kıymetli. O bahsettiğim gibi hani cam kırıklarının üzerinde yürümek ama yenilenmek, yenilendikten sonra hadi şimdi bir daha kaldığımız yerden diyebilmek çok kıymetli. Bu noktada da biz öğrenebiliriz. Size de atıfta bulunayım, biraz önce ifade ettiniz ya. İster 70, ister 80, isterse kişi son anında olsun. Öğrenebilecek ve etrafına aktarabilecek o kadar çok şey var ki. İşte bu noktada da kendimizde eğer bu duyguların yoğun olduğunu, düşünce olarak çok fazla zihnimizi meşgul ettiğini hissediyorsak, hadi bir kere daha adım atalım. Farkındayız, şimdi adım atalım demek isterim. Size bırakıyorum sözü. Burada izleyici sorularımız, işte hep yetersizlikten bu kadar bahsediyoruz ya, tam da bunu örneklendirecek şekilde de sorular gelmeye devam ediyor. Öğrencilikten bahsedeceğiz, bir öğrencinin sorusu var ama ondan önce ben şu sorudan bahsetmek istiyorum. Şöyle sormuş izleyicimiz: kendini ikinci plana alıp insanlara yetme, yetişme çabası, hatta onları kendinden çok daha fazla düşünme ve bunun farkında olup sorun yaşayanlar için hocalarımızın tavsiyeleri nedir? İyi yayınlar dilerim demiş. Biz de teşekkür ederim. Evet hocam, Şehadet Hanım, sizle devam edelim. Kendinden çok başkalarını düşünme üzerine bir şey söyledi. Bu birazcık daha şey gibi geliyor bana. Şöyle bir koku geldi, bunu paylaşalım. Kurtarıcı. Evet. Kokusu geldi bana. Bu da bir baksın bakalım, aile yapısına da böyle bir rolü mü var bu kişinin? Yani insanları çok fazla, çünkü şöyle bir şey var, kurtarıcı yardım etmek demek değildir. Biz yardım etmek güzel bir şeydir insanlara, ama kurtarıcı olmak, hayatında başka insanların hayatına kurtarma rolüne girmek demek, kendinden vermek demektir. Yani kendi zamanından vermek, kendi enerjisinden vermek ve bir noktadan sonra külfet haline gelir ve kişi köprü gibi sürekli bir yerde köprü olur. Ya bir zorbayla kurbanın arasına girmeye çalışır. Evet. Ya insanların hayatında her şeyi böyle ben kurtarayım, müdahil olayım, destek olayım der. Ama o kişi için de zor bir süreçti. Neden biliyor musunuz? Çünkü o kişi de bir birey olması gerekiyor aslında yanının. Yani birey oluşabilmesi için, birey olabilmesi için kişinin ileriki aşamalarında o güvenli bölgeden çıkması ve zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmesi lazım. Yani kas geliştirmesi lazım. Bu yüzden çok kıymetli. O arkadaşımız da bir baksın bakalım hayatına, kurtarıcı rolüne mi bürünmüş hayatına. Eğer kurtarıcı rolüne bürünmüşse, bunu aileden muhtemelen genelde öğreniyoruz çoğunlukla. Ve biz aileden öğrendiğimiz şeyleri deriz ya, hemen iman ederiz, hemen böyle inanırız, hemen böyle %100 şeydir yani, mutlak itaat gibi yaparız böyle. Eğer onları yapıyorsa bunları değiştirmesi için birazcık farkına varsın ve lütfen insanların hayatına çok fazla böyle kurtarma, onlardan fazla düşünme, çok daha muhakkak yapısı hassas bir karakterdir. Bir insanın görmediği detayları görüyordur diye tahmin ediyorum. Eğer öyle bir yapıdaysa bir adım sahneye dışarıdan baksın. Kendisi nerede? Kendi istekleri nerede? Kendi duygusu, kendi beklentileri nerede? Çünkü bu insanlar kendi beklentilerine, kendi isteklerini ikinci, üçüncü sıraya çok atarlar. Ama günün sonunda yardım ettiği kişiden de ya da destek verdiği kişiden de beklenen hoşgörüyü, beklenen özeni göremezler, gözetilemezler. İşte o yüzden onların yıkımı haline gelir. Bu yüzden buna birazcık daha farkındalık kazandırsınlar. Ne yapabiliyorlarsa sorumlulukları o kişiye bıraksınlar. Bu konuda buna bencillik demek istemiyorum ama bazen de insanın hani aman herkes için ben düşüneyim, herkes için bir şey yapayım yapmanın sonucunda çok fazla pişmanlıklar meydana geliyor. Çok fazla yorgunluklar meydana geliyor. Ve çok fazla da ah keşkeler meydana geliyor. O tarz kokular meydana geliyor. Hani bunların önüne geçebilmek için sınırlarımızı bilmek, karşı tarafın sınırlarını bilmek ve karşı tarafın bir şey yetebilip yetebilmemeyeceği konusunda gücü onun eline bırakmak gerekiyor. Bu kişi için de bu daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tam da bu noktada benim söylemek istediğim şu var. Neden bunu yapma gereği duyuyor? Önce buna bir bakmasına özellikle önermek isterim. Ne oluyor acaba? Bir anda hemen müdahale etmek istiyor, yardımcı olmak istiyor. Hatta bazen kişi bu seyircimizin özelinde genelden ifade etmek istiyorum. Öyle bir şey oluyor ki daha karşısındaki aslında o kişiyi kendi ihtiyacı olduğunu fark etmeden biz fark edip koşup hemen
yardımcı olmak, destek olmak istiyoruz. Bir dakika, acaba ne oluyor? Biz neyi öğrendik? Hangi kodlarla geldik? Burada bir soru işareti daha oluşmasını isterim. Bununla ilgili düşünmesi adına. Acaba kabul ve onay almak için mi? Biz çocukluğumuzda acaba kabul ve onay için hep bunu mu gördük? Ne zamanki birileri kabul ve onayla ilgili, ne zamanki işte böyle bir fedakarlık yaptı, ondan sonra da kabul edildi, sevgi gösterildi, ilgi gösterildi. Acaba bunu mu öğrendik? Buraya bir bakmak lazım. Bir de yine unutmamamız gereken çok önemli bir şey var. Bence sıklıkla, hele böyle bazen duygular geliyor ya, ay hemen koşayım, yardımcı olayım, yapayım, oraya da yetişeyim, buraya da yetişeyim, bu insana da yardımcı olmuş olayım, kendimi çok iyi hissedeceğim. Tamam, çok güzel. Ama ilk enerjiyi kime bırakmak durumundayız? Bize bahşedilmiş bir hayat var, bir yaşam var, beden ve ruh var, bir bütün halindeyiz. Ve bizim beden ve ruh sağlığımız çok kıymetli. Önce kendimize ve hatta hani en klasik örneklerden bir tanesidir. Baktığımızda uçakta önce kime takarız maskeyi? Takmamız gerekir kendimize. Sonra çocuğumuza ve yanımızdaki işte bebeğimiz neyse, yani bizimle ilgili olan, önce kendimiz. Bunu fark etmeden maalesef mümkün olmuyor. İşte bu noktada umarım iyi farkındalıklar oluşur. Bununla ilgili davranışlar da ortaya çıkar diyelim. Önce biz. Önce ve bu bencillik de değil. Çok ufacık bir şey söyleyip öyle tamamlamak istiyorum. Buradan hocamdan atıf yapacağım. Beklenti de çok fazla fedakarlık, o kurtarıcı rol beklentiyi de çok yükseltiyor. Ve en ufak bir, o biz mesela her şeyi yapıyoruz, her yere yetişiyoruz. Hani bir söz var ya, iki elim kanda olsa yetişirim, canım, arkadaşım, canlarım, her şeyim, dostum diyoruz. Ama bizim bir ihtiyacımız olduğunda olabilir, insanlar yetişemeyebilirler, uygun olmayabilirler, birçok sebep olabilir. Yetişemediğinde de müthiş bir duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Olumsuz duygular, böyle hepsi böyle kardeş gibi el ele tutuşuyorlar ya da mıknatıs gibi birbirlerini çekiyorlar ve çok tehlikeli bir şey daha birikiyor, hatta öfke birikiyor. Bunu da küçücük ifade etmiş olmak isteyeyim. Devam edelim, size sözü bırakmış olayım. Burada dediğim gibi izleyicilerimizin sorularına yer vereceğiz dedik. Artık öğrencilerle ilgili olan kısma da değinmek istiyorum. Önce sorumuzla devam edelim, ardından çocuklarda görülen durumları da detaylandırmanızı isteyeceğim. Şu şekilde gelmiş sorumuz. Sınavlara çok çalışmama rağmen sınava girdiğim zaman kendimi sürekli yetersiz hissediyorum. Bu yetersizlik hissi daha önceki başarısızlıklarımdan mı kaynaklanıyor diye sormuş. İzleyicimize teşekkür ederim. Evet. Çünkü öyle güzel açıklamış ki kendi probleminin kaynağını da kendi çok güzel açıklamış oluyor. Cevabı içinde. Kesinlikle saklı olmuş. Cevabı içinde. Şimdi biz hayatımızda başarısızlık hissini, özellikle performans kaygısının yanının yaşamamızın iki büyük temel sebebi vardır. Birincisi çok fazla müdahil ediliyordur hayatımıza. Evet. Ya anne ya baba ya öğretmen, belli bir beklentileri vardır. İkincisi ise gerçekten zamanında başarısızlıklar çok çekmişizdir ve o başarısızlığa tekrar düşme korkusu vardır. Bunu başka neyde yaşarsınız biliyor musunuz? Özellikle çok fazla kilo veren danışanlarda şu korku vardır. Aman acaba şunu da yersem, hani bu kadar sağlıklı bir hale geldim, tekrar bunu yaşar mıyım diye aynı endişeleri yaşayabilirler. Yani sadece bu başarı dediğimiz şey dersle alakalı değil, sağlıkla alakalı olabilir, aile ilişkileriyle de alakalı olabilir. Buna çok benzer bir örnek daha vereceğim bu izleyicimize. Kişi eğer ki boşanmış ve ikinci bir evliliğini yapıyorsa aynı korku ve kaygıları tekrar yaşayabilir. Yani bu bizim hayatımızda yaşadığımız bir tecrübe bize bir şey öğretmiştir. Evet. Değil mi? Bu tecrübe demiştir ki bak Ayşe, Fatma, sen bu matematikten yapamıyorsun ve çok düşük not alıyorsun. Ve sen bu düşük notu aldın. Sen demek ki çok da başarılı değilsin bu alanda. Şimdi bunu biz kendi kendimize fark ediyoruz ama çevremize söylüyor. Anne baba bir yerde konuşurken, ya benim kızım zaten matematikte çok iyi değil. Zaten öğrenme güçlüğü var. Zaten şu alanda da ya da bu alanda da iyi değil diye bir söz duydunuz. Bunu 6 yaşında duyabilirsiniz. Öyle bir şey oluyor ki bazı danışanlar 2 yaşında, 3 yaşında annesinin ona söylediği tabir hala o aklında ve unutmuyor. Annem bana bunu söylemişti. Beni beğenmemişti. Bana böyle burun kıvırmıştı. Neyse.
Buna benzer şeyler. Yani çocuklar unutmuyor, beden bunu asla unutmuyor. Şimdi böyle bir durumda siz bunu kendinize itiraf ettiniz ya da anne babanız ya da öğretmeniniz tarafından duydunuz. Ama siz başarsanız bile hala o duygu geçmiyor. Çünkü nedir biliyor musunuz? O anıdasınız hala. O 10 yaşında, 15 yaşında yaşadığınızda hala o anıdasınız. O anıda ne çektiniz? Başarısızlık duygusu, utanç. Çünkü başarısız olan çocuklarda utanç duygusu da ortaya çıkıyor. Eleştirilen çocuklar içe kapanıklılık yaşarlar, sosyal kaygı yaşarlar. Sürekli başarısızlıkla mücadele etmek zorunda oldukları için insan içinde konuşmaktan ya da kendini bir performansla ortaya atmaktan da çekinirler. Daha çok sosyal beceri de geliştirebilirler. Ama bu kişi bir noktadan sonra hani derler ya bir U dönüş yapıp değişebiliyor. Öğrenme güçlü olan çocuklarda bazen bunu görebiliyoruz. Yani öyle bir hale geliyor ki kişi lisede aklım başıma geldi diyor. Ne yaptın? Sabah akşam ders çalıştım diyor. O sanki diyor 15 yıldır çalışmayan kişi bir anda çok ders çalıştım ve üniversiteyi kazandım diyor. Örnek veriyorum. Şimdi demek ki böyle bir şey olabiliyor, değişebiliyor kişi. Ama siz o prangaları, küçük yaşta edindiğiniz özellikleri hala tutmayı mı seçiyorsunuz? Yoksa bir dakika kardeşim, bir dakika küçük Ayşe. O benim 15 yaşındaki halime ait bir başarısızlıktı. Ve ben şu an bunu başardım, şunu başardım, şu an şöyle güzel bir görevdeyim ya da şu kadar dersimde iyiyim deyip kaynak geliştirip o prangalardan kurtulmayı mı seçiyorsunuz? Kesinlikle etkisi vardır ama prangalara sahip olup devam etmek ya da bir dakika ben artık bunu bırakıyorum, artık yeni bir yaşımdayım ve yeni yaşımda daha da farklı bir insanım deyip yola devam etmek. Akışta mı olmak yoksa akışta çırpınarak geriye doğru çekilmek mi? Eğer kişi gerçekten ben akışta olmak istiyorum ve devam ediyorum diyorsa o geçmişteki yaşantıları sadece şunu söyler. Bir tecrübeydi. Evet, zor bir tecrübeydi. Yüzleşmesi zor duygulardı. Başarısızlık, utanç, kendini beğenmeme, geri çekilme ama hepsi geride kaldı. Ben şu an farklı bir bireyim diyebiliyorsa işte o zaman hayatın akışında ve hayatın içinde oluyor demektir. Ben zannediyorum ki bu izleyicimiz de hayatın içinde ve akışında olmaya devam ediyor. Sadece bir farkındalık kazanmış. Bu farkındalık da güzel bir şey aslında. Ama farkındalık kazandığımız müddetçe de o bağları zamanı geldiği zaman bırakmak da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet, sizin de ekleyeceklerinizi almak istiyorum. Ardından çocuklarda görülen davranışlardan bahsedeceğiz. Ve yine bununla ilgili çok güzel bir izleyici sorumuz geldi. Cevabını duymak için de sabırsızlanıyorum. Evet, buyurun. Şimdi burada ben özellikle bu mükemmeliyetçi kısımla ilgili olarak da hani o sınav esnasında o duygu alttan geliyor, sürekli onu bir sıkıştırıyor ve bir türlü sonucu gitmesini gerçekleştiremiyor, engel oluyor. Burada bizim en temelde yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de şu oluyor. Biz sonuç odaklıyız. Süreç odaklı değiliz. Yine çocuklarımızı yetiştirme sürecinde de bu bilgiyi paylaşarak ilerlemek istiyorum. Ne yapıyoruz genelde? Bir resim çizdiğinde ay ne kadar güzel yapmışsın, harika olmuş, mükemmel yapmışsın. Kurduğumuz cümleler, sözcüklerimiz. Yani bakıyoruz, resim çocuğa ait. Onun hayal dünyası, onun kendini ifade ediş tarzı birçok şeyi barındırıyor. Ama biz tanımlarken neye orada odaklanıyoruz? Harika, mükemmel söylediğimiz sözcüklerle bile kodlamalar yapıyoruz. Halbuki orada şunu söyleyebilsek. Renkler çok güzel. Ne kadar canlı renkler çizmişsin. Ya da bir şiir yazıyor, bir yazı yazıyor. Bu yazıyı yazdığında işte harika yazmışsın, mükemmel yazmışsın, hepsi süper olmuş yerine. Ne kadar güzel duygularını ifade etmişsin. Anlatmak istediklerini ne kadar güzel bir şekilde buraya aktarmışsın. Seni tebrik ediyorum, takdir ediyorum, seni önemsiyorum. İyi ki varsın, değerlisin. Bu mesajları da vermiş oluyoruz söylediklerimizle. İşte sürece odaklanmak çok kıymetli. Bizim bu noktadaki en büyük problemlerimizden birisi olduğunu düşünüyorum. Biz sonuca odaklıyız. Başarıldı mı? Mükemmel, iyi bir şekilde tamamladın mı? Yaptın. Başarılı, çok güzel oldu. Bitti. Peki o süreçte? Yani bu öğrencimiz özelinde genel bilgi olarak ifade etmek de istiyorum. Başarısızlıklarla karşılaşmış olabiliriz. Evet,
İstediğimiz gibi olmayabilir, istediğimiz sonuca ulaşamayız. Ama bir de dönüp bakalım o süreç boyunca biz neler öğrendik? Hangi bilmediğimiz yeteneklerimiz ortaya çıktı? Hangi gizli güçlerimiz ortaya çıktı? Onların varlığıyla karşılaştık, merhaba dedik, seninle tanıştım. Hadi bakalım yoluma devam edelim. Şimdi neler yapabileceğim? Buranın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu kısım özellikle yani öğrencilerimizden çok sık gelen durumlardan bir tanesi. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum çok genel anlamda da. Gerçekten sınavla ilgili sınava girdiğinde yoğun bir kaygı hissediyorsa ve iyi bir şekilde çalışmış olmasına rağmen başarıya ulaşamıyorsa bunun da bir alt sebeplerine bakmakta ve sınav kaygısıyla ilgili en temel anlamda bir danışanla görüşmekte fayda var. Yani bir danışmana gitmekte, bir uzmanla görüşmekte fayda var diye düşünüyorum. Bunun da altını çizmek isterim. Bu şekilde. Bir yandan artık çocuklardan bahsedecekken ben bu konuya önce izleyicimizin sorusuyla giriş yapmak istiyorum. Bunun devamında çocuklara kendilerini değersiz ve yetersiz hissettiren ebeveyn tutumlarından da bahsetmenizi isteyeceğim. Sorumuz şu şekilde. Çocuklar annelerinden duydukları sözleri unutmazlar diye bahsediliyor ya. Anne çocuğu karşısına alıp çocuğuna anlatsa, onunla bir ilgisi olmadığını, annesinin başka sıkıntıları olduğunu söylese, bu yine de çocukta travma oluşturur mu? Çocukta böyle hislerin oluşmasına sebep olur mu? Çok çok yönlü, boyutlu. Evet, çok şey yaptım, gülümseyerek karşıladım çünkü çok duyduğumuz bir şey. İnsanlar hep şunu diyor, yani çocuğuma travma yaratmamak için ne yapabilirim? Gerçekten çok düşünceli ve hassas bir anne. Çok teşekkür ederim sorusu için öncelikle. Biz şunu bilmemiz gerekiyor. Her olay yaşayan kişi, çocuk travma gerçekleştirmiyor. Biz maalesef zannediyoruz ki her bir şey söylediğimiz zaman o çocuk travma yaşıyor. Halbuki biliyoruz ki eğer ki o çocuk sakinleştirilip güvenli alanında işte anne babayla sağlıklı bir iletişime geçti ama o travma olmuyor bile. Yani travmadan bile çıkıyor. Bu birazcık daha ebeveyn tutumuyla alakalı. Bir, kaç yaşında olduğu çok önemli, çok kıymetli. İki, ama ben her zaman şunu diyorum, yaş bile, kaç yaşında bile olsa bazen bazı seçim yapma yönergeleri verdiğimiz zaman konuşmanın, çocuğun konuşup konuşmamasının bir şeyi yoktur Nihan Hanım. Yani bazen gerçekten o çocuğa yönerge verdiğimiz zaman o çocuk onu anlıyor. Yani annesi ona açıklama yaptığı zaman kesinlikle anlayacağını düşünüyorum. Eğer ki gerçekten bu patlamalar ya da sinirler, hani çocuğa dayak, öfke patlamaları ve sinir krizi geçirme gibi ağır ağır durumda oluyorsa çocuğu hiçbir zaman etkileyemez diyemeyiz. Yani eğer ki ağır yaşayan bir şey varsa, çünkü danışanlarımızdan biliyoruz ki anne sinir krizi geçirdiği halde kendisiyle alakalı değil, babayla alakalı olsa bile o çocuk annesini o halde gördüğü zaman annemi kurtarmalıyım, annem için bir şeyler yapmalıyım diyorlar. Çünkü çocuklar bağ kurdukları anne baba arkadaşla onlara sıkıntıya düşmesi bile onun çocukları ister istemez strese sokabilecek ve aynı zamanda kaygı mekanizmasını harekete geçirecek bir süreç olabilir. Ama konuşmasın, bu süreç seninle alakalı değil demesi sağlıksız olduğunu düşünmüyorum. Gayet sağlıklı bir yaklaşım. Ama bunu söylendikten sonra çocuğun karşısında sürekli bir kavga, sürekli bir tartışma, sürekli bir kaos ortamı olmasa çocuğun gelişim açısından da çok sağlıklı olmayacaktır. Biz her şeye rağmen şunu diyoruz. Eğer çocuğunuz küçükse onunla oyun oynayın. Evet. Oyun önce kurun. Oyunlar. Oyunlar kurun evde. Gerekirse o kavgayı anlatın. Hadi bakalım neler gördün, bana bir anlatsana ya da ona benzer. Hani o süreci birazcık daha anlatmasını. Çünkü bazen çocuklara biz şunu diyoruz, yani eğer çocuğun çok fazla korkusu varsa hadi anlat bakalım nasıl bir korku. Hocam gece kalkınca işte rüyamda korkunç canavarlar görüyorum. Sonra ne oluyor? Sonra yataktan kalkıp annemin yanına gidesim geliyor. Tamam, okey, tamam. Anne sürekli anlatsa anlattırsın bunu. Çocuk daha sonra anlata bunun aslında o kadar da korkulu bir şey olmadığını anlayacaktır. Çünkü dışa vurumdur. Anlatmak, yazıya dökmek, evet, söylemek. Gerekir sopayla bir işte belli şeylere vurabilmek, yastığa vurabilmek. Bu belli bir dışa aktarımdır. Bizim ihtiyacımız olduğu gibi çocukların da buna ihtiyaçları var. Çocuğun en güzel dili oyundur. Oyun oynayabiliyorsanız, oyun aşamasında ona bunu söyleyebiliyorsanız
çok daha sağlıklı bir iletişimin olacağını düşünüyorum. Eğer ki baktınız ki çocukta sıkıntılar meydana geliyor, kaygı seviyesi arttı ve yönetemiyorsanız, ben her zaman dediğim gibi kesinlikle bir uzmandan destek alınmasını tavsiye ederim. Kesinlikle bu noktada oyun çok kıymetli. Aynı zamanda tutarlı anne baba davranışları da çok önemli. Yani bir anne ya da bir bakım veren çok ağır şartlarda yaşıyor olabilir. Ciddi problemler yaşıyordur. İlişkilerini yönetmekte zorlanıyordur. Daha farklı problemleri olabilir. Ama bu süreçte evet çok kolay değil. Zor olabilir. Yapabileceği ama en önemli noktalardan bir tanesi de, en önemli davranışlardan bir tanesi de tutarlı olabilmek. Yani bir gün çok seviyorken ya da an içerisinde çok seviyorken evet hani o çocuğa öfkeli bir davranış sergiledikten sonra bir anda ya işte canım ben çok kırdım, yanlış yaptım deyip sarılıp o güvenli alan oluştururken çocuğa, sonrasında tekrar aynı davranışları sergilediği zaman ciddi bir ikircikli durum oluyor. Ve ben doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Ben seviliyor muyum, sevilmiyor muyum? Değerli miyim, değersiz miyim? Çocukta da ciddi anlamda düşünce boyutunda farklılıklar meydana geliyor. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Tutarlı anne baba davranışı hepsinden çok kıymetli. Bu noktada Doğan hocamıza, Doğan Cüceloğlu hocamıza rahmet dilemek istiyorum. Burada ona atıfta bulunmak istiyorum. Çok güzel ifade eder. Çocukla aynı hizaya gelmek, göz hizasına gelmek, ifade etmek, konuşmak, anlatmak çok kıymetlidir. Ve bilişsel süreçleri açısından değerlendirdiğimizde de çok kıymetlidir. Evet, belki bizim o an söylemek istediklerimizi bilişsel gelişim aşamalarından dolayı anlamayabilir ama duygumuzu emin olun anlayacaktır. Yani o güvenli ortamı oluşturabilmek çok kıymetli. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Peki ebeveyn tutumlarına baktığımız zaman yapılan hatalar çocukta ilerleyen zamanda yetişkin olduğunda onunla eşlik eden sürekli bir yetersizlik, değersizlik hissini oluşturacak tutumlar neler olabilir Şehadet Hanım? Şimdi burada konuşurken bir Erik Erikson'dan bahsetmeden olmaz kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle oraya da bir atıfta bulunalım. Orada bir atıfta bulunalım yani kesinlikle. Evet. Gelişim sürecinin evrelerini bahseder, 8 evreden bahseder. Burada evrelerden bahsederken şuna çok fazla önemli olduğunu bahseder. Özellikle biz anne babayla büyürken ve okul hayatımız daha yokken, eğer ki anne babanın içinde "aa sen harikasın, sen üstün zekalısın, sen çok başarılısın, sen süpersin" deyip bir çocuk yetiştiriyoruz değil mi? Daha sonra bu çocuk okula gidiyor ve okulda işte o kadar zeki olmadığını, çok başarılı olmadığını ve tam tersi bir hayat portresi çiziyor. Şimdi bu çocukta ciddi anlamda yetersizlik hissinin ve değersizlik hissinin oluşması çok normal. Yani diyor ki benim öğrendiğim şeyle okuldaki şey çok çok farklı. Ya çocuk şunu geliştirebilir. Eğer bir anne babada narsistik bir yapı varsa, bunu daha önce de konuşmuştuk ama bir çocuk ego geliştirebilir. Hayır, siz hiç iyi değilsiniz. En iyi benim, en iyi ben yaparım. Siz kim yapamazsınız? İşte hayır, benim dediğim gibi olacak. Hoca diyor ki hayır evladım öyle değil, hayır benim dediğim gibi olacak diyebilir. Bir bağ geliştirebilir bu şekilde, yani kendi egosuyla alakalı ve diğer arkadaşlarını küçümseyecek tavırda olabilir. Diğeri şöyle, bazı çocuklarda tam tersi. Anne baba hiçbir şekilde destekçi değil ve o çocuğun potansiyeli hiçbir şekilde gösterilmiyor. Çocuk yetersiz bir şekilde büyüyor. Bakın kırılma aşamaları var dedik ya, bu çok önemli. Ve çocuk, o çocuk okulda fark ediliyor. Ya bu çocuk parlak, bu çocuk parlak zeka, bu çocuk hızlı problem çözebiliyor, yetisi var. Hoca devreye girip o alması gereken görevi hoca aldığı zaman da çocuk o yetersizlik ve özgüven eksikliğinden çıkıp kurtarılabiliyor. Bunlar bizim kurtarma yöntemlerimiz. Yani bu kurtarılabilecek alanlarımız. Ama bu yönteme giden, yani bizi bu çocuklar için özellikle yetersizlik, özgüven eksikliği, değersizlik duygularına giden aşamalarda ne vardır biliyor musunuz? Birincisi rol kaybı. Rol kaybı ne? Ne olabilir rol kaybı? Yani bir rolü mü kaybediyor çocuk? Hayır. Eğer ki ciddi bir travma varsa evde, büyük bir kayıp, büyük bir boşanma olayı, çekişmeli, ayrılmalar, ölümler varsa çocuk bir rol karmaşası yaşayabiliyor. Ve çocuk ister istemez o rol karmaşası içerisinde ben çocuktum, şu an rolüm ne acaba? Şu an bir ebeveyn mi oldum? Evet. Ya da şu an annem de yok, acaba ben anne mi oldum? Anne gibi mi görev almak durumundayım? Ev işlerimi yapmak durumundayım deyip
çocuk bir rol karmaşasından yaşaması gereken çocukluğunun yerine farklı sorumluluklar alabiliyor. Bakın çocuk çocuktur ama boşanma olduğu zaman da eğer baba ya da anne evde yoksa çocuk telafi etmeye çalışır. Anneyi ekstra mutlu etmeye, babayı ekstra mutlu etmeye ve o telafi tarafını çalıştırmaya çalışır. Aslında çocuğun böyle bir görevi yoktur. Ama öyle bir durumda kalır ki çocuk bunu yapması gerekiyormuş gibi hisseder. Diğer bir durum ise bizim bu duyguları verecek diğer bir durum ise eleştiri. Eğer çocuk çok fazla eleştirilir ortamdaysa, ne biçim yaptın? Ahmet daha iyi yaptı. Sen çok mu iyi yaptığını zannediyorsun? Sen çok mu başarılı olduğunu zannediyorsun? Bak halanın oğlu nasıl başarılı? Bak amcanın kızı nasıl şöyle? Çocuk bir bakar sadece okulda ve de okulda ya da sınıftaki arkadaşlara kıyaslanmaz. Bütün sülaleyle kıyaslanmaya başlar. Kıyas, mahalleyle. Sürekli kıyas. Sürekli eleştirilir ve çocuk eleştirildiği zaman da ne olur? Kendini bir şekilde beğenmemeye başlar. Diğeri, üçüncüsü de biraz önce bahsettiğim kıyaslama yapmaktır. Çocuklar, bizim eğer çocukların gerçekten siz özgüvenini kırmak, yeterlisini kırmak, değerliliklerini kırmak istiyorsanız kıyaslama yapın. Onun ne kadar berbat olduğunu söyleyin. Onun ne kadar işe yaramaz olduğunu söyleyin. O çocuğun ne kadar sizin çocuğunuza layık bir çocuk olmadığını söyleyin. Seni ben mi doğurdum deyin. Siz babaannen kılıklısın, anneannen kılıklısın mı deyin. İşte amcana çekmişsin, dayına çekmişsin. O çocuğa bütün yükleri yükleyin. Bakın bakalım nasıl değersiz bir çocuk oluyor, nasıl yetersiz ve ne kadar özgüveni bozuk çocuk meydana geliyor. Ki bunu da yapıyoruz Nihan Hanım. Şehadet Hanım, peki ilk kısımda bahsetmiştiniz ağlama krizlerine giren yetişkinler olabileceğine dair. Evet. Çocuklarda da en ufak bir eleştiride, en ufak bir yorumda yoğun ağlama krizleri görüyorsak, ki küçük yaşlarda değil, bu ilkokul, ortaokul seviyesinde de karşımıza çıkıyorsa... Evet. Acaba bunun yine bu tutumlarla ilgisi olabilir mi? Olabilir, çünkü çocuk yönetemiyor. Çocuk o duyguyu yönetemiyor. Çünkü eleştiriyi nasıl yöneteceğini bilmiyor. Evde yaşamış, evde zaten ya odasına çekilerek ya bilgisayara oynayarak yönetebilmeye çalışıyor. Bir de bunu okulda görüyor. Tamamen çocuk bunu büyük bir olay olarak algılıyor. Mesela bazı duygusal çocuklar vardır. Yani duyguları çok yoğun yaşarlar. Hassas çocuklar diyebileceğimiz çocuklar bunlar. Bunlara... en ufak bir şey söyleyin, hani şöyle yapmasan da böyle yapsan deyin. Bunu sanki çok büyük bir olay söylemişsiniz gibi anlayabiliyorlar. Çünkü bunlar kırılgan yapıya sahip çocuklar. Yani daha çok kırılgan, daha çok hassas çocuklardır bunlar. Duyguları çok daha yoğun yaşayabilirler. Burada bu çocuklara yapılacak yöntemlerden birisi bazen teker teker anlatmaktır. Bak, ceza demek bu demek, ödül demek bu demek, eleştir demek bu demek, kıyas demek bu demek. İşte sana söylediğim şey aslında bununla hiçbir alakası yok. Hadi bakalım sen de buna benzer bana bir örnek verir misin diyerek bazen çalışma yapmaktır. Çünkü her çocuk bir olayı normal algılayamayabilir. Yani duygu durumları çok yoğun yaşayan çocuklar vardır. Ama baktık ya duygu durumları çok normal ve hiçbir sıkıntı yok. Ama bu çocuk sürekli eleştiriler ortamda büyümüş ve artık bunu kaldıramıyor. İşte o kaldıramadığı zamanda da patlaması çok normal Nihan Hanım. Ebeveyn tutumları ile ilgili sizin de ekleyeceklerinizi almak istiyorum. İşte bu yoğun eleştiriyle birlikte mesela çocuklara neyi öğreniyor bir taraftan? Suçluluk duymayı, utanç duymayı, kendini cezalandırmayı, kendine acımayı, birçok olumsuz duyguyu ve düşünceyi yanına getirebiliyor. Sonrasında da bunları eylem haline dönüştürüyor. Ya bu kadar çok eleştiriyle baş edebilmek adına çekiliyor. Yok olmayı, kaybolmayı, içine çekilmeyi, kabuğuna çekilmeyi tercih edebiliyor. Sosyal ortamlardan kendini izole etmeye başlıyor. Kendisini iyi hissettiren, değerli hissettiren, güvende hissettiren ortamlara gidebiliyor. Nereye gidebiliyor? Bilgisayara. Bilgisayarla ve bilgisayar ekranındaki kişilerle ilişki kurmaya başlıyor. Ya da tam da hocamın söylediği gibi narsistik bir yapının içerisinden de geliyorsa eğer, daha zorlayıcı, kendi isteklerini, taleplerini dayatan, zorba şekilde davranışlar ortaya koyan ileriki süreçte bir yetişkine dönüşebiliyor. Bunlarla da sıklıkla karşılaşabiliyoruz. İşte o yüzden o çocukluk dönemi o kadar kıymetli ki ve özellikle ifade ediyorum artık hani anneler ya da babalar çocukların hayatında olamayabiliyor. Bakım veren kavramı var son yıllarda bizim bildiğimiz. İşte o bakım verme o kadar kıymetli bir şey ki o süreçte.
Tabii ki hatalarımız olacak, yanlışlarımız olacak, eksilerimiz olacak. Ama önemli olan bunları görüp, fark edip, bunlar üzerine ne yapabileceğimiz adına adım atmak. Ve emin olun hiçbir şey için geç kalınmış değil. Yani çocuğumuz yetişkin olabilir. Çocuğumuza biz gerçekten o dönemde asıl ilgiyi alması gereken, şartsız kabul, onay, sevgi, değeri alması gereken dönemde bunu verememiş olabiliriz, aktaramamış olabiliriz. Ama bu şu demek değildir ki bugün fark ettikten sonra, kızım, oğlum, ben sana bunları, bu hataları yaptım seni yetiştirirken, biliyorum ama sana bunu ifade etmek istiyorum. Çok kıymetlisin, çok değerlisin, iyi ki varsın. Şu cümleyi kurabilmek bile, ifade edebilmek bile çok kıymetli. Evet, bazen diyebilir seyircilerimiz, ya biz öyle bir toplumun içerisinden gelmedik. Biz çocuklarımızı bize bile sevemezdik, söyleyemezdik, utanırdık, çekinirdik. Hala utanırız, çekiniriz. Bırakalım artık, yetişkiniz. O utanmaları da bir kenara bırakalım. Çünkü bizim için kıymetli olan ne varsa önce bunlara bir bakalım. Kıymetli can. Benim canım diyoruz değil mi? Can, canım kelimesini ne kadar yürekten söyleriz. İşte onu söylerken bunu da eyleme dökelim. Sadece dilimizde değil. O duyguyu dönüştürebilmek, ifade edebilmek çok kıymetlidir. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum seyircilerimize. Ben ciddi anlamda farkındalıkları olduğuna inanıyorum. Hani bakıldığı zaman ve çocuk yetiştirme adına da son yıllarda çok ciddi bir gayret var ülkemizde, anne babalarda, bakım verenlerde. İşte bu noktada problem değil. Ne öğrenmek istiyorsak öğrenelim, gayret edelim, bunun arkasında duralım ve eyleme dönüştürmek için de, bakın çok zordur o eyleme dönüş, adımlar atalım. Hiçbir şey için geç değil. Umut her zaman var ve bize oradan yapabileceklerimizi söylüyor. Burada şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sonuç değil, sürece odaklanalım. Bir kavramımız vardır, duygusal zeka basamaklarında çok net ifade ettiğimiz sebatkarlık kavramı vardır. Başlanılan bir işi sonuna kadar götürüp tamamlayabilme. Bu yol üzerinde biz başarısızlıklarla karşılaşabiliriz, sabretmemiz gereken birçok durum olabilir, kararsız kaldığımız noktalar olabilir, canımızı acıtan, inciten birçok şey olabilir. Ve beklediğimiz gibi olmayabilir de sonuç. Ama önemli olan o başlanılan işi sonuna kadar götürüp tamamlayabilme kararlılığı, istikrarlı ve yetisine sahip olmaktır. Bu da çok kıymetlidir. Ben bunu bütün seyircilerimiz için, bütün izleyicilerimiz için diliyorum. Başta kendimiz tabii ki, sonrasında da bütün herkes için dilemek istiyorum. Bunu da eklemek isterim. Her zaman denir ya, sabretmek tabii ki çok önemli, çok kıymetli. Ama asıl önemli olan sabırda sebat etmek diye. Evet. İşte evet. Tam olarak bu süreçte zorlandığımız noktalarda sabrederken bu sabırda istikrarı gösterebilmek inşallah yapabildiğimiz, evet, hayatımıza katabildiğimiz noktalardan biri olur. İnşallah. Ebeveyn tutumlarından bahsettik. Çocuklara nasıl kendilerini yetersiz, değersiz hissettirebiliriz? Bunu tabii ki kasıtlı da yapmıyorlar, istemeden yapıyorlar. Onlar da kendi ebeveynlerinden aldıkları iç seslerle belki bunu sürdürebiliyorlar. Bu noktayı nasıl kırabiliriz, nasıl fark edebiliriz, buna değindik. Bir yandan da bir çocuğun yetişmesinde, gelişmesinde en önemli faktörlerden biri, hatta bir diğer ebeveyn dediğimiz anne babanın kendi arasındaki ilişki. Eşler arasındaki, ki bunu da şu şekilde belirteyim, mutlaka çocuk sahibi olan eşler açısından sormadığımı da belirterek sormak istiyorum. Eşler arasında birbirlerine karşı yetersiz ve değersiz hissettiren tavırlar, tutumlar neler olabilir? Fark etmeden eşimize karşı neleri yanlış yapıyor olabiliriz? Neleri yapıp onu daha yetersiz, değersiz hissettiriyor olabiliriz? Burada kendimizde fark edebileceğimiz önemli başlıklar olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bunu da detaylandırmanızı isteyeceğim sizden. Çok güzel bir soru Nihan Hanım. Burada evliliklerde özellikle görülen durumlardan bir tanesi denge. Denge bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Yani her türlü dengeye sahip olabilmek. Denge maddi denge olabilir, duygusal denge olabilir, kültürel denge olabilir. Bunlar çok kıymetli ama hayatımızda maalesef hani her şeyin dört dörtlük olduğu ya da her şeyin dengede olduğu bir durum yok maalesef. Bunlardan bir tanesi kişiler arasında ekonomik olarak birbirlerini ezme. Bu bir tanesi.
Diğeri eğer ki biri daha başarılıysa, ekonomik olarak aynılar ama statü olarak biraz farklıysa, bu taraflarda birbirlerini küçümseme. İşte sen ne yapabilirsin, sen şöyle mi yapabilirsin diye. Bu ekonomik olarak baktığımız alanlarda. Diğeri ilişkilerle alakalı. İşte sen hiç anlamıyorsun zaten beni. Sen bugüne kadar hiç beni anlamadın. Nişanlıyken de beni anlamadın. İşte sözlüyken de anlamadın. Bak görüyor musun işte, bak ben dedim hep yine annem haklı çıkıyor. Yine annem haklı çıkıyor. Karşı tarafı çok değersiz hissettirir, yetersiz hissettirir. Ne biçim yemek yaptın? Bu yemeği mi yiyeceğim ben? İşte sen ne biçim ev kadınısın? İşte sen ne biçim kadın, hem çalışıyordur hem evdir ama adam bunu bu şekilde söyler. Ya da tam tersi hanımefendi eşine söyleyebilir. İşte diğerlerinin evlerine bak, neler neler almışlar. Bizim evimize bak, bu mobilyalar biliyor ki bu kıyaslama çok fazla vardır. Hiç sağlıklı bulmuyorum. Özellikle sosyal medyanın bize dayattığı bir sahte bir dünya var. Ve bu sahte dünya ve sahte evlilik öyle bir hale geldi ki biz kıyaslar hale geldik ve eşimizden, çocuklarımızdan ve evimizin yaşantısına memnun olmayacak hale geldik maalesef. Burada kıyaslama yapmak çok yine risk. Yani çocuklarla diyoruz ama eşler arasında birbirine kıyaslama yap. Bak falancanın işte eşi şunları şunları almış, karısına araba almış, şunu almış, bunu almış. Bu tarz çalışmalar. Özellikle en büyük etkenlerden bir tanesi çocuk yetiştirirken yaptığımız hatalar. İşte sen ya çok hani sözümüz meclisten, sen nasıl bir annesin? İşte çocuk böyle mi yetiştirilir? İşte kadını en hassas olduğu, en belki merhametinin, şefkatinin yoğun olduğu yerden vurmaktır bu. Neden vurmaktır? Çünkü elinden geldiği kadar çocuğuna en iyisini yapmaya çalışırken kadını yetersiz ve değersiz hissettirir. Aynı şekilde erkeklere de yapılabilir bu. İşte sen ne biçim kocasın? İşte sen böyle mi koca olur? Git çocuklara birazcık daha bak. Adam full çalışıyordur ve çocuklara vakit ayıramıyordur. Ama yöntem bu mudur? Yani kocasını evde daha çocuklara vakit ayırmasını istenilen yöntem bu mudur? Aşağılama, kıyaslama, eleştirme yöntemi midir? Yoksa hayatım, hemen deriz de aynalama yapın. Hayatım, çok yoruluyorsun, farkındayım. Hani işlerin çok yoğun. Çok da harap ediyorsun kendini bizim için. Teşekkür ederim, hani Allah razı olsun senden. Gerekirse böyle güzel bir sözle. Ama çocuklara da birazcık hani birazcık bir yarım saatine olsa, haftada bir saat olsa bir ayırsan. İnan çocuklar seninle vakit geçirir zaman daha mutlu olurlar. Ki biliyoruz ki babayla vakit geçiren çocukların zekaları ve problem çözmeleri daha sağlıklı hale geliyor. Çünkü anne bazen sadece çocukla ilgilenemiyor, ev işleriyle ilgileniyor, işte yemekle ilgileniyor, süpürgedir, ütüdür, hepsiyle ilgilenmek zorunda kalıyor. Yani bir kişi değil ki, beş kişilik iş yapıyor yani. O duygusal yoğunluğu çocukların bazen alamayabilir, bu olabilir, çok da normal yani. Ama bu demek değildir ki kötü bir anne ya da kötü bir baba demek değildir. Sadece vakit ayıramayan bir baba, vakit ayıramayan bir annedir. Yani bu kavramları doğru kullanmamız gerekiyor. Yani eğer biz kavramları yanlış, ben kötü bir anneyim, ben yetersiz bir anneyim, ben yetersiz bir babayım diyorsa, işte bunun altındaki kavram ne kadar doğru, ona bakmak gerekiyor. Çünkü biz eşlerle alakalı yaptığımız diyaloglar, iletişimler çocuklara zarar verdiğinin farkında değiliz. Bazen danışanlarımız eşlerle alakalı kriz yaşadıkları zaman çocuklarının sinir krizi geçirme aşamasında olduklarına görüyorlar. Hani bu çok basit bir olay değil Nihan Hanım. Çünkü siz orada zannediyorsunuz ki sorun çözüyorsunuz. Ama sorunu nasıl çözüyorsunuz? Eşinize bağırarak, eşinizi aşağılayarak, eşinizi küçümseyerek. Ama çocuk bunu kaldıramıyor. Çünkü onun annesi, babası en sevdiği yani. Ve problemi çözmek istiyor. Çözemediği için de tüm yükü kendi yükleniyor. O çocuk tüm yükü kendi yüklendiği zaman ne oluyor peki? Onu kaldıramıyor. Ağlama atakları. İşte kaygı problemleri, okula gitmeme, anne sana bir şey oldu mu, işte bir şey dedim babam demeye başlıyor. Sonraki aşamalarda ne oluyor biliyor musunuz Nihan Hanım? Şimdi şunu asla unutmayın, her zaman diyorum, ne ekerseniz onu biçersiniz. Evet. Çocuklar için müthiş bir kavram. Neden? Çünkü siz eşinizin yanında, çocuğunuzun yanında eşinizi aşağılarsanız, yarın bugün o çocuk annesini aşağılar. Yarın bir gün çocuğunuzun yanında babasını kötülerseniz, yaptığınız tam aynı versiyonda, aynı kelimeleri babasının yüzüne söyler. Ve bu çok ağır bir şeydir. Çünkü sizin ikili diyaloğunuzda çocuklarınızın müdahale olmaması gerekiyor. Sizin söylem ağzınıza, söylem tarzınıza o çocuğun müdahale olmaması gerekiyor. Siz eşinizi ya da kocanızı aşağıladığınız şekilde, yani hanımın ya da kocanın birbirini aşağılaması şeklinde, çocuk da bir yarın bir gün
yansıtma yapar. Sadece bunu yapmaz. Ne yapar biliyor musunuz ileride? Aynı tavrı kendi eşinde de görürsünüz. Çocuğunuz evlendikten sonra. Çünkü tek problem çözmesi eleştirmek, kıyaslamak, kınamak, kötülemektir. Ve aynı şeyi çocuk kendi eşine de yapar. Yani bu sesli olarak gider. Şunu çok inanıyorum ben. Şimdi diyelim ki bir kötü huy sizinle başlamadı değil mi? Dededen gelen bir kötü huy var. Örnek veriyorum. Sadece bu farazi bir örnek. Sürekli aşağılamak, eleştirmek, kadını hor görmek. Baba da aynı şeyi yapmış. Ama zinciri devam etmek zorunda değilsiniz. Zinciri kırabilirsiniz. Kesinlikle. İşte zinciri kırabilen ailelerde biz bu sağlıklı şeyi görebiliyoruz. Hayır ben böyle olmayacağım. Ben mesela şunu diyorum. Ben babam gibi bir insan olmayacağım. Elimden geleni yapacağım olmamak için. Ya da eşim zorlandığı zaman ben babam gibi anneme şiddet uygulayan ya da annemi hor gören biri değil, karıma saygı ve sevgi gören biri olacağım demeye başlıyor. Kişi bunu demeye başladığı zaman o zinciri kırıyor. Bir yöntem daha var. Eğer o anne farkındaysa oğlunu ona göre yetiştiriyor. Aman sen eşine böyle yapma. Bak bu yapılan davranış, babanın yaptığı davranış babanla alakalı ve doğru bir davranış değil. Çok üzücü bir davranış. Kadınları çok güzel yaralar. Sakın sen yapma olur mu? İşte bu da bir ikinci bir farkındalıktır. Bir anne de bitiyor. Bir de o olayı sirkülasyonu devam ettiren kişi bir dakika ben bu olayı bir dur diyorum. Kırmızı ışık yakıyorum ve ben diğer şeride geçiyorum diyorsa işte orada o döngüyü kırabiliyoruz tekrardan. Burada sürekli her şeye olumsuz bakan ve her şeyi eleştirel gözle gören tavırdan bahsettiğimiz zaman bir sofra kurulduğunda önce eksiği fark eden, eve geldiğinde önce yapılmamışı fark eden bir bakış açısının da bununla evet. aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Evet. Güzel tarafı görmek. Bunun da bir diğer bağlantı noktası Nihan Hanım. Eğer kişi gerçekten böyle narsistik bağlantıları varsa çok kolay övmez insanları. Takdir edemez. Edemez. Onu yapamaz yani. Öyle bir hep kötü tarafa görür. Şunu her şeyi mükemmel yapın. Gerçekten mükemmel yapın. Sadece çok küçük bir su bardağı eksik olsun. Gerçekten öyle bir şeye takılır ki yani dersiniz ki yani yaptığıma yapacağıma pişman oldum. Ya da mükemmel sofradır ama kıyafetiniz eşinizin ya da kayınpederinizin hoşuna gidecek bir kıyafet tarzı değildir. Örnek veriyorum ya çok böyle bir salaştır ya da başka bir şeydir. Ne biçim giyinmişsin? Bunu herkes için de söyleyebilir. Ya da bunu da becerememişsin diyebilir. O kadar yaptığınız güzel bir şey için. En ufak bir şey yapacak hiçbir şey yoktur. Yine bir şey bulunur yani. Böyle karakterler yine bir şey bulurlar. Evet. Çok üzücü ya böyle insanlarla bir arada yaşamak gerçekten evet. Zorlu ilişkilerden bahsediyoruz. Bundan muzdarip çok fazla insan var. Evet. Zorluklar içinde olduklarını da anlıyoruz. Anlayışımızı da belirtelim onlara ve bunun nasıl değişebileceğini aktarmaya çalışıyoruz burada. Buradan konuşunca sanki işte biz böyle suya sabuna dokunmadan ve bunların hiçbirisi kendi başımıza da gelmiyormuş gibi böyle çok rahat, müthiş bir konfor içinde konuşuyormuşuz gibi anlaşılsın istemiyorum. Kesinlikle. Hepsi biz de bir insanız. Mesleğimizin ne olduğu insani vasıflarımızı değiştirmiyor. Sadece belki biraz daha erken fark edebiliyoruz düzeltmemiz gereken kusurlarımızı diyelim. Ama hepsinden bir yandan biz de tabii ki muzdarip oluyoruz. Eşler arası iletişimden bahsediyorduk. Eşlerin birbirini yetersiz hissettirmesinden bahsediyorduk Fatma Hanım. Sizin de ekleyeceklerinizi almak istiyorum. Burada Şehadet Hocam'a ekleme yapmak istiyorum ben de. İlişkilerde özellikle romantik ilişkilerde, ikili ilişkilerde kadın değerli olduğunu hissetmek ister. Erkek de yeterli olduğunu hissetmek ister. İşte karşılıklı maalesef bu değersizlik hisleri, ilgisizlik kadınlarda, erkeklerde de yetersizlik hissi bu davranışlarla perçinlendiğinde maalesef ilişkilerin bozulmasına sebep oluyor. Hatta şunu ifade edebiliriz, eş seçiminde yoğun değersizlik hisleri olan bir kadın ne yapabiliyor? En ufak bir değeri, ilgiyi, sevdiği, gördüğü kişiyle ilişkiye başlayabiliyor ve hani ardı arkasını düşünmeden diyebileceğimiz şekilde karşısındaki kişinin özelliklerini bilmeden, onu tam anlamıyla tanımadan işte o denge açısından özellikle belirtmek istiyorum. Hani gerçekten uyum gösterebilir miyim? Bu kişiyle ben bir hayatı paylaşabilir miyim? Süreçle birlikte çocuklar yetiştirebilir miyim? Bunların üzerine çok fazla düşünmeden ne yapabiliyor?
kararları alabiliyor. Ve maalesef sağlıksız kararlar sonucunda da sonrasında istenilmeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ya da aynı şekilde erkeklerde yetersizlik duygusu, kendini yeterli hissedebilmek adına başkalarıyla, çünkü en iyi onu öğrenmiş, hep kıyaslanmış birileriyle. Problem çözme şekli olarak da bunu öğrenmiş. O yetersizlik duygusunu kapatabilmek, o duyguyla baş edebilmek adına çok olumsuz davranışlar sergileyebiliyor. İşte bu durum da maalesef o ilişkinin bozulmasına neden oluyor. Peki hep olumsuzla bitirmeyelim, olumluyla devam edebilelim. Bu anlamda hiç mi güvenemeyeceğiz, hiç mi kimseyle konuşmayacağız ya da hep bu hassasiyetle mi davranacağız? Hayır. Tabii ki güvenmek durumundayız, hayatı tanımak durumundayız. Burada işte kendimizle çıktığımız yolculuğumuzda, o keşif sürecinde kendimizin de artılarını, eksilerini görebilmek, karşımızdaki kişinin önce kendi sınırlarımız, sonra karşımızdaki kişinin sınırlarını görebilmek ve ortak paydada buluşabilmek adına adım atmak çok kıymetli. Risk almak durumundayız, göze alıp ilerlemek durumundayız. Bu bizi hayattan geri çekmemeli. Evet, bir karar vereceksek de eğer, şu an karar aşamasında olan arkadaşlar, izleyicilerimiz de varsa, seyircilerimiz de varsa, kendilerine güvensinler. Ve o artıları, eksileri bir yazılı hale getirsinler. Ve çok net bir şey ifade ederek tamamlamak istiyorum. Açık ve net olarak. Hani beni anlasın, beni dinlesin, böyle davranırsam beni anlayacaktır değil. Bazen gerçekten her şeyi çok açık, net, tek 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 çocuklara izah eder gibi izah etmeniz gerekebiliyor. Kadın ya da erkek hiç fark etmiyor. Bence bu noktada birbirimize açık olmakta çok fayda var. Birbirimizin sınırlarını görmekte fayda var. Sosyal medyada da maalesef mış gibi yaşamlar üzerinden gidiyoruz. Burada sadece şunu söyleyerek tamamlamak isterim. Mutluluğumuzu, sevgimizi, güzel aile hayatımızı orada paylaşmadan önce, ortaya bir koymadan önce bence bir kere daha düşünelim. Özellikle de çocuklarımızı bir kere daha düşünelim derim. O mutluluk bizim içimizde kalsın. Biz mutluyuz. Onu önce burada yaşayalım. O ailemizin içinde yaşayalım. Birbirimize mış gibi davranmadan yaşayalım. Sonra eminim gerisi gelecektir. Bu şekilde ifade edebilirim. Yavaş yavaş son dakikalarımıza yaklaşmışken ben sosyal medyanın da etkisinden bahsetmek istiyordum. Çok da güzel denk geldi gerçekten söyledikleriniz. Yetersizlik hissimiz ve kendimizi değersiz görmemiz de sosyal medyanın da maalesef derinden bir bağlantısı var. Evet. Bu noktada Şehadet Hanım, ekleyeceklerinizle devam edelim. Yaklaşık bir 6 dakikamız var. Fatma Hanım'dan da sonrasında fikirlerini almak isteyeceğim. Şimdi sosyal medyadan maalesef sahte bir hayattan bahsediyoruz. Sahte bir hayatın sahte duygularından bahsediyoruz. Ve bu sahte duygulara imrenen gerçek duygulardan bahsediyoruz çok maalesef. Tam da bu. Tam da bu. Yani aynen. Buna imrenen. Yani evet, ama bu duygu gerçek. Ama yaşanan oradaki gördükleri şey, tablo tamamen sahte. Hatta öyle bir şey haline geliyor ki sanki o dünyadaki bir hayat olunması gerekiyor. Orası sanki şey gibi, bizim hani mutlak gerçek, mutlak olması gereken bir hayat gibi gözlemleniyor. Ve bunu sadece maalesef çocukların özendiği bir şey değil, çok açık söylemek gerekiyor, gerekiyorsa. Yetişkinlerin, anne babaların, belli yani 60-70 yaşındaki insanları bile orada görebilirsiniz. Tamamen orada dikkati çekmek için yapılan bazı çalışmalar var. Öyle bir hale geliyor ki mahremiyet kavramımız dahi yok. Yani bir evet, özel hayattan bahsediyoruz, evlilik hayatından bahsediyoruz. Ama öyle bir şey geliyor ki insan kamerayı en mahrem odanıza kadar koyacak hale getirebiliyorlar. Ya da çocuğunuzun en özel pozlarını paylaşabilecek hale getirebiliyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar en özel, en böyle artistik pozlarını veriyorlar. Ve buna bakan siz, ben öyle değilim. Bunu yapan çocuklar, ben öyle değilim, benim öyle bir ailem yok, benim öyle bir şeyim yok diyerek özgüven, yetersizlik hissi, özgüven eksikliği yaşıyorlar bu çocuklar. Ve ister istemez günün sonunda değerlilik kavramı da onun bazında oluyor. Kaç takipçin var? Evet. Like aldın mı, beğeni aldın mı? Buna doğru gidiyor. Beğeni alınmadıysa yeterli bir şekilde o videolar, o resimler siliniyor. Şimdi neden? Burada bir kıymet
kıymetli bir şey var aslında baktığımız zaman sosyal medyada. Sahte dünyanın sahte duygularını sahte bir şekilde yaşıyoruz. Evet, bunun en büyük sıkıntısını, en büyük zararını kimler çekiyor? Öyle bazı çocuklar var ki duygusal olarak orada doyum yakalayamadığı zaman kendine zarar veren, işte dikkat çekmek için çok zararlı, çok tehlikeli işler yapan ki haberlerde çıktı yani maalesef. Hani beni gör, ben değerliyim. Ben varım. Ben özgüvenim de var. Ben bu kadar şeyler de yapabiliyorum. Sadece o medyada sahte bir hayat içinde yapılan çalışmalarda çocuklar maalesef hayatlarından, kimliklerinden, benliklerinden olmaya başlıyorlar. Diyebilirsiniz ki evet, yani bu hayatın bir gerçeği. Evet, bunu da vazgeçemeyiz. Yani bu çocuklar hiç mi sosyal medyaya girmeyecekler? Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz tabii ki de. Bu çocuklar sosyal medyaya girecekler, kullanacaklar, neyin doğru neyin yanlış olduğunu görecekler. Ama biz ebeveynler olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu ki, neyin doğru neyin yanlış, neyin sahte olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü özenilen hayatların hiç de öyle özenilen bir hayat olmadığını, sonu hüsranla biten aktiviteler yapıldığını, zararlı, en yakın arkadaşına zarar verecek çalışmalar yapıldığını ve gerekirse sadece göz boyama üzerine yapıldığını çocuklara bir şekilde ya da yetişkinlere bir şekilde, yetişkinler diyorum çünkü bunların bir şeyde yetişkinler, söylemek gerekiyor. Çünkü sahte dünyadaki yaşanan duygular gerçek dünyadaki duygulardan daha baskın hale gelebiliyor. Bu çok kıymetli. Neden biliyor musunuz? Siz aile içi değerlere çok önem veren bir yapıdasınız ve gördüğünüz şeyde gerçekten çok fazla bireysellik görüyorsunuz. Bireyselcilik. Ben bunu yaparım, ben şunu yaparım. Bir noktadan sonra aile değerlerinize kıymet verdiğiniz şeylere zarar vermeye başlıyorsunuz. Maalesef. Ne önemli, neye mesela? Bir yaşlıya saygısızlık gibi, bir değerli bir anneyle yapılan bir şakalaşmada anneyi, babayı rezil etmek gibi. Yani ve bunu tüm toplum ve takipçilerinize yapıyorsunuz ve bu sayede takipçi kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani asıl değer, normal hayatta yaşadığımız değer yargılarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Ve bunu da ne için yapıyoruz? Daha özgüvenli gözükeyim, daha değerli olayım, daha ben kendime yettiğimi göstereyim demek için yapıyoruz. İşte bu da sahte duygular, maalesef sahte sonuçlara da sebebiyet veriyor. Sahte sonuçlar dediğimde şu, duyguların sahte ağırlıklarından bahsediyorum. O hayal kurduğumuz şeyler, çünkü öyle bir hayalle evleniliyor, öyle bir hayalle çocuk yetiştiriliyor ama maalesef giyim, kuşam, yaşantıya baktığınız zaman, kamera kapandığı zaman tamamen rengarenkten ziyade siyah ve beyaz olan bir dünyadan bahsediyoruz. Tabii sosyal medya deyince sıklıkla gençler akla geliyor ama burada yetişkinlerin de bundan çok etkilendiğini altını tekrar çizelim ve birkaç cümleyle son olarak sizin de ekleyeceklerinizi almak istiyorum. Evet, işte hem yetişkinler, hem çocuklar, hem gençler bu noktada birbirimize destek olmak durumundayız. Ve gerçek duyguları gerçek aile ortamında yaşamak için hedef koymamız gerektiğine inanıyorum ben. Yani ilk hedefimiz bu anlamda kendi duygularımı tanıma, bu duyguları ben nasıl ifade ediyorum, dışarıya nasıl yansıtıyorum, en sevdiklerime nasıl yansıtıyorum, nasıl aktarıyorum. Burada tekrar kendi bir içimize dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra paylaşmak istiyorsak, bazen örnek olabilmesi adına da yapılabiliyor. Bunları da tabii ki saygıyla karşılıyoruz. Ama burada o ince çizgiyi görmek çok kıymetli. Yani belirttiği gibi hocamın da o aile ortamının, mahremiyetin en önemli, en özel yerlerimizin, duygularımızın, olaylarımızın bile burada paylaşılması bizde belki o an tatmin duygusunu oluşturabiliyor. Evet, değerliyim. İşte bak, kıyaslamalarla ben yeterliyim, ben de yapabiliyorum, benim de imkanlarım var. O an bir ekranın arkasında bunu yapabiliyoruz. Ama dönüp bakmamız gerekiyor. Gerçekte neredeyiz? Gerçek duygularımız nerede? O gerçeklik algımızla o yukarıda gördüğümüz o ideal arasında ne kadar uçurum var? Burayı iyi görmek gerektiğini düşünüyorum. Son sözü ifade ediyorsak ben Yunus Emre'yi anmadan geçmek istemiyorum. Kendini bilme konusuyla başlamış olduk. Ne kadar güzel ifade eder. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya bu nice okumaktır. Önce kendimizi bildiğimiz, kendi gerçek duygularımızla yüzleşebildiğimiz
günler dileyelim. Her çok birimize. Teşekkür ederiz. Çok ben güzel çok teşekkür bir bitiriş ediyorum. Oldu. Ağzınıza kendi sağlık. Adıma... son olarak izleyicilerimize şunu da bilgisini vermek istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren her salı Kendini Bilmek programında Şehadet Hanım'la beraber sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Tamamen soru cevap üzerine bölümlerimiz salı günleri devam edecek. Bugün yetiştiremediğimiz soruların cevabını da önümüzdeki salı 10 ile 12 arasında Kendini Bilmek'te alabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.